Merhabalar efendim, Tele1'desiniz, forumdasınız. Ben Ayşenur Arslan. Önce bir özürle başlamak istiyorum. İki program geçti, bu üçüncüsü. Sevgili Orhan Bursalı bize katıldı, Enver Aysever'le bana. Az önce izlediğiniz jenerikte Orhan Bursalı'yı göremediniz. Aslında bizimle olmasını çok istediğimiz, zaman zaman da başka platformlarda, bu ekranda birlikte olacağımız iki genç sevgili arkadaşım Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da yok ama onların görüntüleri var. Özür diliyorum. Kim adına özür dilediğimi de bilmeden diliyorum. Son anda bu değişmemiş jenerik dedim. Dediler ki değişti de eskisi kullanılmış. Bu ne demek onu da bilmiyorum. Neyse. Orhan'cığım jenerikte olmayabilirsin ama. Ama ruhum burada. Sen fiziksel olarak da buradayım. Fiziksel olarak buradasın. Yenilikler İyi ki buradasın beni tatlım. Bağlamıyor gördüğün gibi. İyi ki buradasın tatlım. Sağ ol. Her ne kadar hani böyle artık emeklilik yaşına gelmiş gibi bir görüntü versen de. Yine yani. Ben emekli ama olmayacağım. Şey Ayşenur ben emekli olmayacağım. Olmazsın sen. Ya ben bizden emekli çıkmaz. Çıkmaz. Çıkar mı? Sizden çıkmaz. Ben senden çıkar. Senden de çıkmaz. Benden de çıkmaz. Enver Aysever. Evet, yani sen bak şimdi. Sen kaç ben kez daha emekli oldun? Aa şuna bak. Niye emeklisin? Şaka yapıyorum. Ayşenur aslanına hiç çıkmaz. Ben saçımı boyamanın avantajını seni kullanıyorum sana karşı. Sana ve dünyaya karşı. Ya o kadar genç bir insan ki onun projesi olarak çıkan, umarım okuyorsunuzdur, Herkes İçin Bilim ve Teknoloji değil mi derginin adı? Herkese Bilim Teknoloji, evet. Herkese Bilim Teknoloji dergisi. Haftalık şahane. Ondan uğraşıyor, köşesi yazıyor, aktivist. O işte şey dayanışma senin, bu toplantı benim, o eylem senin, bu işte yürüyüş benim. Emeklilik hakikaten çok uzak Orhan Bursalı çok için. Çok uzak. Yani bütün bunları nasıl bitireceğimi ben de bilmiyorum. Belki bir gün küt diye. Hayat biter bunlar bitmez. Bak bu soruyu sana. Değil mi? Her zaman böyledir ama ya. Herkes değil. Ya çok erken daha kardeşim. Yapacak çok işlerim var diye. ya. Evet. Daha hele Türkiye'de olunca hani nerede efendim köşeme çekileyim de İşte biraz kitap okuyayım, müzik dinleneyim, keyif yapayım. Türkiye'de yaşıyoruz. Efendim, iyisiniz değil mi beyler? İyiyiz, teşekkür genç, genç meslektaşlarım. Geçen haftaya göre trafik biraz daha açıktı. Evet, hiç değilse o bakımdan. Trafik. Yağmur yoktu. Yağmur yoktu. Öyle. Bak şimdi ben adadaydım bugün. Yani bir takım evraklar vardı. Onu almaya gittim sabahleyin. Hı hı. 4'te Bostancı'ya geçtim. Oradan yani bir kitaplar vesaire falan artık bu tarafa taşındığı için bir göç var İstanbul'a, Moda'ya doğru. Oradan bavul falan vardı. Ya dedim şimdi dolmuş olmuş bir taksiye atlayayım daha hızlı giderim. Ya Ayşenur 50 dakikada Bostancı'dan normalde yani 15 dakikaya gelmen gereken yeri 50 dakikada altı yola ancak varabildim orada. Yani bu İstanbul trafiği eskiden şöyleydi. Bazı dar boğazlar olurdu. Oralar sıkışır sonra açılırdı vesaire falan filan. Böyle. Artık hiçbir şey yok. İstanbul'da. Her nokta dar boğaz haline dönüştü. Durum bu. Bu İstanbul için bir şey daha söyleyeyim. İstanbul için Cumhuriyet Halk Partisi'nin veyahut da alternatiflerin bir İstanbul'u parçalayıp dağıtma ve rahatlatma projesi olması lazım. Bu nasıl yapılır bilmiyorum. 2019 seçimleri konuşurken belki buna geliriz ama senin, kusura bakma böyle açıkça söylediğim için ama hata senin. Şimdi 3. köprüden gitsen o yolun olsa olsa bir 50-60 kilometre daha uzar. Bak ben ama vatana millete hizmet olsun ve trafiği rahatlatayım diye arabayı sattım. Eşim de sattı. Sen öyle bir şey yok bizde. Bak senin araban var. Evlerin de arabası var. Arabalarınızla geliyorsunuz. Trafiği daha da sıkıştırıyorsunuz. Sırf bundan kaçınmak için ben arabayı sattım. Ama ben arabayı sattım fakat benim yerime 100 bin kişi daha araba aldı. Ya. Bir Orhan Bursalı anca 100 bin kişi ediyor yani. Kolay mı? Bravo. Bravo. 100 bin kişi anca bir Orhan Bursalı Hayır. ediyor. Hiç ilgisi yok. Ne kadar satarsan sat önemli değil. Ben bunu toplumsal amaçla yapmadım tabii. Kişisel rahatlığım için yaptım. Araba, ben de vallahi trafik içinde böyle boğulup kalıyorsun. Arabayı genellikle
Tabii. Genellikle Şile'ye falan giderken kullanıyorum. Şehir içinde kullanmıyorum açıkçası. Şimdi üçüncü, neden söz edelim? Ondan söz ederiz. Üçüncü köprüyü hatırlatırken şunu da belirtmek lazım. Osman Gazi Köprüsü'nden bu arada dördüncü mü oluyor? Dördüncü köprü. Biliyorsunuz yapıyorlar, işletiyorlar, devredecekler. Bu arada ama para alacaklar, devlet garantisi veriliyor. Şu kadar araç geçmezse kalanını ben ödeyeceğim diyor devlet. Evet. O garantinin yarısı kadar bile araç geçmemiş Osman Gazi'de. 8 milyon araç geçiş parası hazineden ödenecek. Hazine derken, Enver'cim, senin kelime hazinen iyidir. Hazine derken neyi kastediyorlar arkadaşlar? Şimdi yani bu, nereden ödenecek bunlar? Ben önce Orhan Bursalı'nın söylediği gibi ben de vatana millete faydalı olmak için her zaman o köprüyü kullandım. En az bu sene 5 kere geçmişimdir. Dolayısıyla ben vatandaş olarak hazinemizin mağdur olmaması için kendi payıma düşeni ödedim. Bir kere. Ve ayrıca da bizim de mağdur olmamız. Tabii hepiniz adına, hepiniz adına da geçtim. Dolayısıyla oradaki emeğim büyük. Yani arabayı nerede kullanıyorsun diye sorarsan Bursa'ya bir gidiyorum bir geliyorum. Arada bir millet mağdur olmuş. Ama yetmemiş. 8 milyon eksik var. Biriz toplumun da biraz gayret etmesi lazım. Şimdi bu hazine meselesi güzel bir soru. Çünkü ben öteden beri hep şunu söyledim. Eğer siz gerçekten bir halkçı hükümet olsanız ve gerçekten böyle bir köprü ihtiyacınız varsa bunu yatırım olarak yapar, taşerona vermez. Çünkü parayı kendiniz verir, kendiniz yaparsınız. Sonuçta da birisi geçti mi geçmez mi diye düşünmezsiniz, demirbaş sayarsınız. Fakat burada şöyle bir gariplik var. Parayı siz veriyorsunuz taşerona, yani parasını verip yaptırıyorsunuz. Üzerine garantiyi veriyorsunuz. Onun... Parayı sen vermiyorsun. Taşeron o parayı buluyor. Tam buluyor. Sen evet. Garantisini veriyorsun. Sen garantisini veriyorsun. Parayı sen vermiş oluyorsun dolayısıyla. Ya, dolayısıyla. Hiçbir riski yok. Evet. O şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün biz devlet mesela şöyle bir şey olsa, devlet, yani fantezi olarak söyleyeyim. Diyelim ki üçümüzün bir televizyon kurma projesi olsa, köprüden hiçbir farkı yok. Biz gidip televizyonu kursak, kredi bulma ihtiyacımız olsa ve devlet de dese ki sen havuza dahil olursan ben sana garanti veriyorum. Şu reytingin altında kaldığın zaman reklam pastasını ben tamamlayacağım. Bak şaka söylemiyorum. Havuza dahil bir kanal kurduk. Dedik ki mesela çünkü o zaman krediyi de çünkü devletin bankası veriyor. Yani bankayı kredi veren devlet. Ama bunun yapıldı. Onu diyorum. Çalışıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bilmiyordum ama. Efendim sayın seyirciler, program burada bitti. Biz şimdi havuza gidiyoruz. Havuza gidiyoruz, kusura bakmayın. Şimdi çok karlı bir işmiş. Aynen böyle. Şimdi bu ahlaksızlığı Türkiye'ye armağan eden Turgut Özal'dır. Tabii. Yap, işlet, kaka et diye benim söylediğim aslında normalde daha kaba da Rütük'ten dolayı başımıza olmasın diye. Halt et. Boş ver bana deme. Halt et diyor estağfurullah. Yani yap, işlet, halt et diyelim daha kibarcası yöntemiyle sanki liberal tezleri destekler gibi devleti yatırımdan çekiyoruz falan filan yalanını söyledi. Oysa ki dünyanın bütün ülkeleri giderek gördüler ki bu liberal piyasacılık kendi ülkelerini dinamitliyor. Fransa'sı, Almanya'sı vesairesi devletin belli alanlarda olması gerektiğini tekrar teslim etti. İkinci bir husus, bunu da altını çizmek isterim. İnsanların gözünden kaçan ve bence çok önemli bir husus. Cumhuriyet ne yaptı diye soruluyor ya. Cumhuriyet'in 10. yıl marşı var çünkü bir şey yaptı, demiryolu yaptı. Neden? Demiryolu size petrole bağımlı kılmaz. Fakat ne zaman ki Cumhuriyet çöktü, ki bana sorarsanız Keynesyenlerinden bu tarafa çökmüştür, bütün sağcılar yol yaptı. Peki yol yaparken neyi teşvik ettin? Petrole bağımlılığı arttırdın, araca bağımlılığı arttırdın, insanları hızlı ve ucuza sevk etmeyi ortadan kaldırdın. Yani sağcılık suçtur derken bunun da altını çizelim. Yine son sözüm. Otoban cennetinde çıktığı zaman Özal'a bakın, Demirel'e bakın, Erdoğan'a bakın. Size ne vaat ederler? Gidiş görüş otoban. Demokrasi, hukuk falan yoktur. O yüzden devlet güvencesinde düdüklenmenin adıdır tabii bu. Tabii sadece bununla kalsa gene iyi. Minnacık hatırlatmak gerekir. Bütün bu özelist, daha doğrusu IMF'ci politikalarla elimizde ne var ne yoksa Cumhuriyet'in var ettiği, hani Cumhuriyet... Evet. Tren rayları yaptı diyorsun ya, Cumhuriyet Sümerbank fabrikaları yaptı. Tabii. Cumhuriyet başka çeker pancarı fabrikaları yaptı. Yaptı. Özelist politika işte bunların özelleştirme, özallaştırma
projesi gereğince satmasıydı. Orada şimdi bir, ama bir neyse şey var. Ki... Oraya ben bir şey eklemek istiyorum. Peki. Sizin yaşınız çok gençtir. Ben, ay sağ ol canım. Ben bunu biliyorum, hatırlıyorum. Bu demir yolları falan, bunlar hepsi komünist projeydi biliyorsun. Evet tabii. Yani şimdi bir yerde okumuşsunuzdur herhalde. Sağ bunlar dedem söylerdi. Komünist proje bunlar dedi. Demiryolları ya. Komünistlerin işidir dedi. Ne işimiz var orada falan dedi. Ne büyük ihanet. Ondan sonra diğerleri de öyle. Yani devlet kapitalizmi falan dediler. O da komünistlerin işi. Sümerbank'ın devletin niye malı olsun? Yani devletin malı, halkın malı falan öyle bir şey yok. Onların devletin halkın malı olması bile komünist bir işidir kardeşim bu, evet, ülkede. Onun için komünistlikten uzak durmak için ne yapmak lazım? Her şeyi savup savuşturmak lazım. Bakın benim annem Türkiye Emlak ve Kredi Bankası, yani yurt dışına konut edindirmek için biz kurmuş, evimizi öyle almıştık. Bankadır. Benim annem orada çalıştı uzun yıllar. O zaman devletindi. Özal'ın adamları tarafından soyulmamıştı. Çalışanlar hakarete uğramamıştı falan. Kamu genç itler, neydi onlar? Genç bilmem neler geldi. Evet. Onların başına onun şeyleri geldi. Başına geldi. Yağmalama, evet, orada prensler başladı. Prensler falan. Prensler. Tamam. Bu yani, karıştırdım. Yok, çok tam yerli yerinde oldu. Bunu şunun için hatırlatmak istiyorum. Kamu bankacılığının da bir mantığı vardı. Kredi bulacaksın, çiftçiye Ziraat Bankası. Bir nedeni var. Değil mi? Hepsinin bir mantığı vardı. Bunların hepsi ortadan kaldırıldı. Orhan abinin söylediğine de şöyle katılıyorum. Bütün bu veriler bence şudur. Özal bir şey iyi dediyse o kötüdür. Onun tersi iyidir. Dolayısıyla Özal bir şeyi kötülediyse, çünkü Özal bana sorarsanız darbenin sivil ayağıdır. Ve darbenin sivil ayağı da bugünler doğsun diye yapılmıştır. Kesin. O yüzden anlıyoruz ki komünizm iyi bir şeymiş. Yani özetle iyi bir çıkarım vallahi. Evet, Komünist Manifesto'nun 100. yıl dönemi yaklaşırken de böyle bir tespit evet oldu. Şimdi gelelim bugün efendim. Hani Özal, Komünist 100 yıl önce yazılan Komünist Manifesto falan bir kenara bırakalım. Gelelim bugüne. Şimdi arkadaşlar ekonomi tıkırında demiş, bir de ha 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 demiş alt yazıda. Hakikaten ha ha ha. Bir gülüyoruz. Şahaneyiz. Şimdi efendim... Enflasyon rakamları açıklandı dün. Kıyamet bugün, koptu. Ne kıyameti koptu? Sana öyle geliyor. Hiç kıyamet falan kopmadı. İşte bak, bunlar senin gibi eski tarz düşünenlerin şeysi. Kusura bakma. Kıyamet falan kopmadı hayatım. Bak, şimdi kim kopardı kıyameti? Cumhuriyet Gazetesi beyefendinin, Orhan Bursal'ın gazetesi. Boşuna kızmıyoruz gazeteye. Enflasyon zirvede diye başlık atmışlar. Hah, verdiniz değil mi? Enflasyon zirvede. Neymiş efendim? 13,5 yılın zirvesindeymiş enflasyon. Yani beyefendilerin iktidarı süresinde geldiğimiz en yüksek nokta olmuş. Ne yapalım? Anlatacağım çünkü yani bunda bir problem yok. %11,20 enflasyon. Şimdi Bir Gün Gazetesi de hiç üzerine vazife değil. Onlar da... Enflasyon uçuyor, faiz yine gündemde diye bir manşet atmışlar. Başlık atmışlar daha doğrusu. Biraz aşağıda kalmış o şeyin dışında. Olabilir, tamam. Şimdi bakıyorsunuz ama yani bunlar marjinal gazeteler. Hani Hürriyet ana akım ya. Diyorsun ki ya kardeşim bunlar biraz bir yerde vermişlerdi. Vallahi 3 kere baktım şu birinci sayfaya arkadaşlar. Bir sayfada göremezse ama içeride var. Ya içeride olabilir. Evet. İçeride olabilir. Ekonomi sayfalarında kaç kişi okuyor acaba gazeteyi ve ekonomi sayfalarını, rica edeceğim. Okuyan, ekonomi sayfalarını okuyanlar zaten çekirdek enflasyon nedir? Efendim o artış nedendir? Ne, onları zaten hepsini bilen insanlar. Birinci sayfa halkın baktığı sayfadır. Orada yoksa yok demektir. Hürriyet'te yok. Sabah'ta zaten olması söz konusu değil. Rica edeceğim, yok. Şimdi ana akımda yok. Hani Milliyet'i, Vatan'ı ana akım sayarsanız tabii. Yeni Şafak'ta yok, orada yok, burada yok. Aa, yaşasın. Yeni Birlik gazetesinde var. Çok şaşırdım. Yeni Birlik, evet. Yeni Birlik gazetesinde var. Yeni nedir? Birlik gazetesi, Avni Özgürel'in gazetesi. Tabii Erdoğan'ın hani yandaş kelimesi bu yani bilmiyorum ama Erdoğan'ın çok yakında. Başyazarı da Erdoğan'ın baş danışmanı olan İlnur Çevik zaten. Şimdi Yeni Birlik öyle bir gazete. Peki öyle bir ihtiyaç mı vardı havuz medyasında?
Bunu görebilir. Hayır, havuz medyasında ihtiyaç yok. Bu arkadaşların ihtiyacı var. He. Sen ben gazeteleri karıştırıyorsun. Şimdi bak. Okuduktan peki, olur. Çok önemli bir gazetedir. Hakikaten okumak istedim. Şimdi enflasyon burada birinci sayfada var. Peki nasıl var? Asıl sarsıcı olan. Enflasyonda tek hane beklentisi değişmedi. Yahu Aziz'im, hani ayıp olur da bu kadar olur mu ya? Şimdi 11.2 çıkmış enflasyon, 13,5 yılın zirvesinde tek hane beklentisi değişmemiş. Tek hane beklentisinden kasıt da içine okuyorsun. Onu 9,5. %9,5. 9.4. Şeyde hani 10 lira dememek için 9.90 derler ya ona. Aynen. 9.99. Şimdi içine bakıyorsun ayrıca. Gene kimsenin okumayacağı habere. Ben işim gereği okuyorum. Ziraat Bankası ekonomisi, yani bir devlet bankasının ekonomisi tabii ki demiş ki tek hane yıl sonunda iner. Tek hane de 9.5'a. Onu kim diyor? Gene. Ziraat Bankası ekonomisi, devletin ekonomisi. Ama bakıyorsun bir başka ekonomist, T-Bank. Baş ekonomisi demiş ki, aslında demiş enflasyon beklentilerden düşük geldi demiş. 11.2'den sevinmek daha fazla lazım. Bekliyorduk ya 13 demiş. Gelseydi, tabii çok doğru. Ya 15 gelseydi ne yapardık? Ve yıl sonu enflasyonun da %10'un altında olamayacağını söylemiş. Ama ya insan utanıyor. Gerçekten utanıyor. Neyse. Bu uzun uza diye konuşmaya gazete gerek bitti. Yok herhalde. Okudum da. Şimdi enflasyonu görmüyorlar. Tamam. Peki neyi görüyorlar? Gene gören maalesef işte o marjinal gazeteler, Cumhuriyet gibi. Dün şahane, gerçekten şahane ama bu espri değil bu iş. Sinan Tartanoğlu, genç bir meslektaşımız, evet. Kardeşimiz. Şahane bir haberle saray para yutuyor diye bir manşet attırmış gazeteye. Saray biliyorsunuz Buckingham değil, Beştepe. Sayıştay raporuna göre tek tek, şimdi biraz birkaç dakika fazla konuşacağım beyler, kusura bakmayın. Çünkü bunun saray birkaç... Saray hakkında dilediğin kadar konuşuruz da haber senin. Ama gerçekten bunun ayrıntılarını konuşmak lazım. Birkaç, çok ayrıntıya boğmayacağım sizi ama. Şimdi saray... 100 küsur milyon liralık bir gidere sahip. Bu gider derken mesela nedense içinde geçen yıl yer alan elektrik ve ısınma parası bu yıl yer almamış, koymamışlar. Çok defa ettik çünkü. Ondan. Tabii. Hayır. Mevsim neden? İyi gidecek bu sene. Üşümeyecekler. Ciddi söylüyorum. Önden sezgi. Hayatım 2016, bu 2017 şey, 2010'da harcamalar bu. Ama yani belki de elektrik yeni bütçe masraf, değil. Yeni bütçe, bu taslak bütçe değil. Masraf olmasın diye kısmışlardı elektriği. İşte yani sarkıyat bak. Sarkıyat olmamıştır. Su tüketimi aboneliği, ısıtma gideri, elektrik gideri gibi abonelikler, bu kalemler Sayıştay raporunda yok, gizlenmiş. Allah Allah. Tam bence Orhan Bursal'ın söylediği. Çok eleştirildi çünkü. Yani... Ne bu kardeşim? Hani sarayın ısıtmasıyla işte memleket efendim, ısınır. Manisa ısınır ya da bilmem işte Nevşehir ısınır gibi benzetmeler yapılmıştı. Şimdi devam edelim. Mesela temizlik malzemeleri giderleri, pardon, temizlik giderleri 2.160.000 lira olmuş. Aa, 1001 oda var. Temizlik 1001 oda var tabii. Tabii. Ya. Mutfağa 1.216.000 lira harcamış ama şunu hani mutfak derken böyle Kadir Mısırlıoğlu gibi kafası pesli adamlar geliyor falan yemekler yeniyor ya, onlar kastedilmiyor. Çünkü o temsil giderlerine giriyor, onlara verilen yemekler. Muhtarlar falan. O temsil giderlerine 31 milyon harcamış. Affedersin hanım, 1 milyon lira sadece Erdoğan ve eşi mi yemiş? Yiğit Bulut öğle yemeği yiyordur orada mesela. Hayır, çünkü yani yeye... Hayatım personel var. Ha. Öğleyin mesela etli bamya çıkıyor diyelim ki. Evet, kaç bin kişiye çıkıyor bu etli bamya? Çok kişiye çıkıyor hayatım. Yani mesela her gün efendim kuzu tandır çıkmıyordur o davetlerde olduğu gibi. Etli bamya çıkıyordur eti daha az tarafından ama neticede çok. Bir iki bir şey daha söyleyeyim ondan sonra konuşun.
Şimdi Cumhurbaşkanlığı personelin tedavi ve cenaze giderleri için 253 bin lira harcamış. Çok az. Demek ki sağlıklı insanları seçiyorlar. Gerçekten çok fazla bir çıkmamış. Ama şimdi bu bir kalem. Sayıştay rapor tutuyor. Diyor ki saray, tabii onlar Cumhurbaşkanlığı diyor, personelin tedavi cenaze giderleri 253.986 lira ayrıntılar. Tabii, kuruşlar kuruşu önemli. Kuruşuna. Kuruşu kuruşuna. Aman ölmesinler ama, zaten. Kimsenin ölümünü, hastalanmasını istemeyiz. Ama düşük olsun. Şöyle bir başka kalem var. Bunu anlamadım. 2016 yılında 2 milyon 160.927 liralık bir harcama. 2 milyon 160 bin liralık. Saray tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri. Yani sarayda tıbbi araç gereç ve laboratuvar sarf giderleri olarak 2 milyon 160 bin liralık bir harcama orada olmuş. Orada hastane var biliyorsun. Tahmin ediyoruz, bilmiyoruz. Ama öyle bir şey duymuştuk. Duyduk yani. Laboratuvar da var, testler orada yapılıyor. Şimdi bak. Şeyi hatırlıyor musun? Ne testi yapılıyor peki o zaman? Yani gene Yiğit Bulut mu? Cumhurbaşkanı'nın bir hastanede tedavi şeyi olmuştu ve birileri Cumhurbaşkanı'nın kan testleriyle ilgili bir belgeyi oradan çekti ve tabii gazetede hatırlıyor musun? Hatırlıyorum bunu? Tabii. Şimdi bu olarak sıfırlandı. Diye. Burada sarayın kendi laboratuvarı var. Bütün testler orada yapılıyor. Peki mesela o laboratuvara işte baş danışmanların kaç tanesi onlar dışında? Onu bilmiyoruz. Onlar kapıdaki nöbetçiler bilmem neler olur mu sence? Onu bilmiyorum. Belki de onlar ilgisiz devlet hastanesinde. Ay zaten yaptı. Personel tedavi gideri diye ayrı bir kalem olduğuna göre tabii orada bunlar yoklar. Yok, evet. Şimdi saray hastanesinde belli ki bayağı ciddi tetkikler yapılıyor. Tedaviler yapılıyor hatta belki. Şimdi biz saray hastanesinin varlığından haberdarız. Ama bu bir devlet açıklaması olarak gelmedi hiçbir zaman. Yani evet. Cumhurbaşkanlığı böyle bir şey açıklamadı. Ama duyumlar bu yönde, emareler bu yönde vesaire. Ha, Cumhurbaşkanı rahatsızlığından da haberdarız. Bu konuda da gene özellikle son yıllarda resmi bir açıklama olmamakla birlikte doneler var, veriler var. Belli ki Erdoğan saray özel hastanesinde ya da kliniğinde kendisi ve çok yakınları, ailesi için kurulan belli ki tedavi görüyor. İşte bir takım tetkikler yapılıyor. Peki, şimdi gelelim. Ya tedavi bize gördüğünü bilmiyoruz da tetkikler yapıldığı ortaya çıkıyor burada. Öyle diyelim. Tıbbi malzemeler deyince belki ona gelebilir, bilmiyorum. Şimdi şunu biliyoruz değil mi beyler? Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde düzenli olarak başkanların kolesterolü kaçtır, şeker durumu nedir, sağlık kontrolünden geçerler, onun sonucu nedir? Bunlar yayınlanır, Amerikan halkına sunulur. Bizim yılda 2 milyon 160 bin lira harcanan bu tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri nelermiş, ne amaçla kullanılmış, sonucu ne çıkmış diye bilme hakkımız var mı diye soru sorsam, siz o demin alt ve başlıkta gibi ha 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 diye savcı gider misiniz? Savcı sizin hakkınızda dava açabilir. Nasıl? Ciddi mi söylüyorsun ciddi bunu? Ciddi söylüyorum. Onun için neden? Bu konuyu fazla deşmeyelim. Neden? Neye dayanarak yani? Ne yani demek istiyorsun sen Ayşenur? Allah aşkına yani 2 milyon falan burada hangi amaçla kullanıldı? Cumhurbaşkanı'na mı, Cumhurbaşkanı için mi bu tetkiler yapıldı? Niye yapıldı? Ne amaçla yapıldı? Bunları sorgulamaya kalkıyorsun sen şimdi. O zaman Cumhurbaşkanı'nın sağlık meselesi, sanki sağlıksız bir cumhurbaşkanımız ama var gibi bir toplumda, evet, toplumda heyecan yaratacak bir sonuca varıyorsun oradan. Onu ima ediyorsun. Subliminal şeyler yapıyorsun. Subliminal mesaj veriyorum. İşte onlar. Mesajlar veriyorsun. Yani ben onun için bu konuyu fazla deşmesem iyi olur. Sen de mi öyle düşünüyorsun Enver? Ben şöyle düşünüyorum. İlk söze girdiğin andan itibaren, tabii işin ironisi bir tarafta şurada, ama benim açımdan şu vardı. Erdoğan'ın gelişi bir taraftan, bir de İslam felsefesi falan tartışmalarına girdiğimiz zaman neticede bir hırka, bir lokma tasavvufi
ruhsal erginlik sağlama, bilgeliğe gitme arayışının kültürel olarak işte dünyadan bir beklenti içerisinde olmamak, dünyalık derdinde olmamak, işte faiz haramdır falan demek sürecinden sarayın ve ucu bucağı olmayan bir sarayın ekonomik ve sınırlı açıklamasına geldik. Şimdi birincisi buradan hani hayatında tanrısından başka hiçbir şey olmayan gariban insanın şunu düşünmesi gerekmez mi? Ben akşam mercimeği, fasulyeyi zor bulurken milyonlarca liralık sofralar kuruluyor. Bu sofralar Ramazan'da da kovuluyor. Yoksul insanımız veya bu memleketin insanı ya da Mehmetçik ana babası bunun kaçta kaçından faydalanabilir? Memlekete yararı ne? İlk aklıma gelen bu oldu. Bir lokma. İyi ki %100 ceza maddinde 140-142 kalktı. Bir lokma bir hırkadan buraya geldik. İkincisi, çok önemli başka bir sorunsal daha var. Hepimiz açısından önemli olan. Eğer elimizde bir bilgi yok ama buradaki veriler bizi ortaya koyuyor. Eğer bir hastane söz konusuysa, hangi maksatta olursa olsun ve kaç kişi kullanırsa kullansın, ben doğru olanın Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversite hastanelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, milletvekilleri, işte Cumhurbaşkanı, Başbakanı, her kimse oraya güvenerek oraya gitmesi gerektiğini düşünürüm. Yani Rabbim Cleveland demesin mesela. Dememeli. Bunun da bir prensip olduğunu düşünürüm ben. Şundan dolayı bir ülkenin en ileri gelen kimsesi ülkesinin gelişmişlik düzeyini ortaya koymak bağlamında da herhalde ilk önce sağlığını kendi hekimlerine verir. Hani burada popülizm yaparak beni Türk hekimlerine emanet edin diyen Mustafa Kemal Hanım satması yapmanın yeri midir değil midir onu bilmiyorum. Bunu yapmak istemem. Ama nihayetinde açık, şeffaf. Çünkü ben hep şunu söylemişimdir. İnsanların sağlık problemleri olur, olabilir. Nihayetinde Türkiye'nin en üst seviyesindeki insanların sağlık durumları, ruh durumları da toplumun tamamını ilgilendirir. Bu gayet doğal. Her dönemde ilgilendirmiştir. Hatta şunu düşünelim. Size bir anımsatma yapmak isterim. Bence çok tartışmalı bir dönemdir. Belki bir gün onu da konuşuruz. Bir kez Ayşenur Aslan'la fırsat olduğunda onu konuştuk. Mesela Bülent Ecevit işte yürüyemiyor, aklı artık bali değil falan diye götürdüler. Resmen bir darbe yapıldı. Kemal Derviş geldi, hükümet bölündü, bilmem ne oldu. Yani bu kadar da önemlidir bu sağlık meselesi. Bir, şeffaflık ararım. İki, kapalı devre bir sağlık sisteminin olması ve kimlerin faydalanının bilinmemesi fevkalade etik sorundur. Ama üçüncüsü ve asıl önemli olanın Türkiye gerçekten böyle bir saray ihtiyacına sahip midir? Böyle bir bütçeyi sarayına harcayabilecek durumda mıdır? Bunu pek çok başka soruyla sürdürebiliriz. Bu paralarla kaç okul yapılır gibi, kaç hastane yapılır gibi, kaç Mehmet olur gibi falan. Ama son bir anımsatma yapmak istiyorum. Sevgili Ayşen Aslan ve Orhan Bursalı. Bence bu da çok önemli. Burada yemek kalemi gördük. Bu yemek kalemini geçtik. Ama öteki anlaşılan iyi bir ayrıntı. İşte Kadir Mısırlı mı? Mısıroğlu mu? Temsil gibi. Bu adam diyor ki Mustafa Kemal'le işi olan benim cenazeme gelmesin. Keşke Yunan galip gelse. Zaten Mustafa Kemal'le işi olan senin cenazene istesen de gelmez zaten. Onu geçiyorum. Ama onlar için harcadan 30 milyon lira. Öte taraftan iki öğretmen, bir öğretim üyesi, bir tanesi öğretmen, bilmem kaç gündür açlık grevinde, mahkemeye çıkartmıyorsunuz insanları. Senden istediği tek şey işine iade olmak, yani bir maaşını ve çocuklarını almak. Aileleri yok ediyorsunuz buradan. Onlar eğer ölürse, ki aslında belki de neredeyse öldürdüler o insanları, eşleriyle birlikte bir tarafta yemek, bir tarafta açlık. Bir tarafta bir lokma bir hırka diye yola çıkmak saraylar, bir tarafta çocuklarına yeniden ulaşabilmek için, ekmeğini onuruyla kazanmak için ölüme giden iki genç insan. Şimdi, ben oraya bir şey burada eklemek istiyorum. Bak çok konuştu. Hayır tabii bir şey. Çok konuştu. Ben de iki laf edeceğim. Aşk olsun. Lütfen. Demek, program senin Orhan'cığım. İki tane ciddi sorun vardı. Çok konuştu bir herhalde. Hayır rica edeceğim Orhan'cığım. Konuş. Program senin rica edeceğim. Hayır ben sadece bir nokta işaret etmek istiyorum. Söyleyeceğim. Ya kardeşim komünist propaganda yapıyorsun burada. Şimdi açlıklar ve zenginler falan bu ikilemi sürekli olarak gündeme getirmek zorundayız. Tamam bildik sosyalistsin ama yani.
Vallahi ömrümün son nefesine kadar getireceksin. Hem sosyalizmi hem de onun insan için uygun olan tek yapı olduğunu savunacağım. Kapitalizm elimize yeterince delil veriyor. Lakin bunu anlatamıyoruz. Ben bu soruyu sormak istedim. Başka sorum yok. Hakim ediyorsun. Buna yok. Buna yok ama bir şey daha var. Sağlık neden önemli? Sen Beyaz Saray örneği verdin. Başkanın sağlıkla ilgili bütün raporları vesaire falan oradadır dedin değil mi? Tamam. Neden acaba? Şu, verdiği kararların gerçekten de akli, yani akli şeye dayanıyor mu, sağlıklı kafayla mı, beyinle mi verdi, bunların anlaşılması için. Kesinlikle. Bugün Trump'la ilgili psikiyatristler bilmem ne vesaire falan topları bildiri yayınlıyorlar. Bunlar çok sağlıklı şeyler değil diyorlar şimdi. Bu bakımdan Amerika'da bu birinci derecede önemli. Çünkü adamın elinin altında düğme var. O düğmenin altında ne var? Atom bombası var. Bir sürü şey veriyor. Nükleer silahlar var. Şimdi bu Kore'yi mahvederim, yok ederim diyor adam. Şimdi bu sağlıklı bir şey mi? Şimdi bunların aynı zamanda Amerika'da çok rahat tartışılıyor. O kadar kıyamet kopuyor buradan ve bence bu sağlık verdiği, yaptığı açıklamalar nedeniyle Trump'ı götürecekler yani diye düşünüyorum. O kadar ciddi. O kadar ciddi. Bu bakımdan biz de acaba Beştepe'den verilen kararları sağlıklı alalım. Sadece ben Cumhurbaşkanı'nı kastetmiyorum. Beştepe'deki aynı zamanda danışmanları vesaire falan da ben sağlık durumunu merak ettim şimdi. Onların da olması lazım. Çünkü orada verilen kararların çok da sağlıklı kararlar olmadığını düşünüyorum. Dış politikada falan bir sürü konuda. O raporların da açıklanması. Yani sağlık konusunda Beştepe'nin sağlığı bir derecede bizi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Yani bu açık ve seçik. Bir şey istemiyoruz orada. Ve dolayısıyla sağlıklı, bütün verilen kararlarının sağlıklı bir şekilde verildiği konusunda emin olmak istiyoruz. Sağlıklı bir ruh ve bedenle verilmiş kararlar önemlidir. Evet. Size ben de bir soru sorabilir miyim? Mesela ben kendi kanaatimi söyleyeceğim ama sizin de kanaatinizi merak ediyorum. Saray danışmanları diye ucu bucağı olmayan bir kadro var. Çok. Ama ben eğer birazcık insan tanıyorsam, edebiyatı falan da merak eden, gözleyen birisi olarak, ben Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kimseye bir şey danışacak durumda olduğunu falan zannetmiyorum. O danışman kadrosunun derin bir palavra olduğunu düşünüyorum. Kimseye bir şey danıştığını da zannetmiyorum. Ayrıca danıştığı kişilerin de, örneğin ben en çok bulaşık yıkarken işte aklıma iyi fikirler geliyor türünde beyanlarıyla eğer danışıyorsak, yani çünkü onlara bir para ödeniyor, memleketin hangi danışmanlarla yönetildiğini de burada bir tartışmaya açıyorum. Ne diyorsunuz sizce? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kimse bir şey danışıyor mu? Şimdi şöyle, Ahmet Hakan bunu çok güzel açıkladı. Tabii ki yani bu akşam ironiden öleceğiz. Onu da söyleyeyim peşin de. Ahmet Hakan neyi çok güzel açıklamış olabilir ki? Merak etmeyiniz. Onun için belirttim. Şimdi Naci Ağbal dedi ki MTV yani motor taşıt vergisini %40 kadar arttıracağız mı dedi, bir şey dedi. Millet hatta onun %60 olduğu ortaya çıktı. %40 en düşük hikaye. Tabii. Onu ortalama bütün diğer lüks araçlar falan ortalamasını aldığı zaman %60'ı buluyor. Ahmet Hakan dedi ki benim tanıdığım Erdoğan dedi buna izin vermez dedi. Hani halkın bu kadar soyulmasına izin vermez. Bunu dedi geri alabilirler dedi. Bir baktık iki gün sonra Erdoğan bunu eleştirdi ve sonra ya bir dakika biz bu zammı artışı geriye çekebiliriz halkı dediler. Halkı inandırın dedi. Ha, zam yapın ama inandırarak yapın dedi. Şimdi kusura bakmayın ama arkadaşlar ne olur bir tane daha ha 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 yazar mısınız? Ha 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 yani biz de şuna inandık. Naci Ağbal ekonomik gerçekleri göz önünde bulundurarak böyle bir artış planladı kurmaylarıyla birlikte. Maliye Bakanı ya arkadaş. Ama Erdoğan'a bunu sormadı. Erdoğan da baktı, olur mu böyle şey dedi. Ya Erdoğan'dan habersiz kim ne adım atabiliyor ya? Allah aşkınıza. Hem de böyle mali vergiler dolayısıyla konusunda. Dolayısıyla danışman konusunda katılıyorum sana. %1500.
O zaman niye besliyoruz danışmanları? Bari onları beslemeyelim. Biraz şey maliyet düşer. Ama yani onlar şöyle, bravo Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar. Onun için lazım. Sadece baş danışman olarak 23-25 civarında, bunun altında alt danışmanlar, yan danışmanlar falan var. Onlar lazım, bravo. Biraz haklarını yiyor olabilir misin? Ha? Haklarını yiyor olabilir misin? Bazılarınınkini yemekten mutluluk duyarım. Tamam, bazılarını ye. Yani, ben de destekliyorum bazılarının haklarını yemekte. Şimdi bakın, yani hani zam yapın, artış olsun ama halka inandırın dedi değil mi Erdoğan? Evet. Ben kabine amiri diyorum. Herhalde kızmıyordur bana. Bayağı çünkü kabine var. Kabinin başbakan... Başbakanlık müessesesi kalmadığı için pek yani bana daha uygun geliyor. Binali Yıldırım bir açıklama yaptı Kocaeli'nde. Ay ne olur size onu okuyayım. Ben bayılıyorum bu Yıldırım'ın TEOK konusunda mesela. TEOK'tan haberi bile yoktu. Bir gün Erdoğan kalksın dedi. Ertesi gün sanki zannedersin ki bütün bakanlar kurulu TEOK kalksın diye 6 aydır uğraşıyor. Senin geçen programda dediğin gibi kaldırıyoruz TEOK'u diye gevrek gevrek de konuşuyor ya. Şimdi... Binali Yıldırım zamlar konusunda şöyle buyurdu. Son günlerde kamuoyunda efendim işte zamlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, çeşitli şeyler var. Böyle deyince evet be diyecek değil mi? Ha, devam ediyor. Doğru. Kamuoyunda oluyor mu? Doğru. Doğru. Zam yapmak yani nasıl söyleyeyim? Çok makbul bir şey değil. Ama ülkenin ihtiyaçları, gerçekleri ortadaysa bazı tedbirleri de kalıcı ferahlık için almak gerekiyor. Yahu zam yapıyorsunuz, bir de bunu milletten paraları toplayacaksınız, bir de kalıcı ferahlık için diyeceksiniz 13-15 yıl sonra. Ve bize de bunu sonra ya makbul değil ama mecburen diyeceksiniz. Orada millet şunu sorsun. Ben araya girdim evet. Bir cümleyle. Hayır, devam et. Benim lafım zam de... yapacak duruma... Ülkeyi nasıl, niçin getirdiniz? Siz getirdiniz kardeşim. Yani her şey orada da. Hazine ortada, ekonomi elinizde. Siz niye ülkeyi zam yapacak, bu kadar büyük zam yapacak bir duruma düşürdünüz? Çünkü hazineyi boşalttılar. Neredeyse o zaman bu sorunun arkasında tabii ki böyle bir tartışma başlayacak. Şimdi halk bunu sorsun. Niye bu duruma getirdiniz ülkeyi? Gelelim o zaman oraya. Halk bunu sorar mı? Şimdi beyler, 2017 bitiyor, bitmek üzere. 2018 çok acayip geçecek. Çünkü çifte seçim bekliyor bizi. Hatta 3 seçim 2019'da. Bildiğiniz basbayağı başkanlık seçiminin, başkanlık sisteminin seçimi olacak bir yandan. Yani cumhurbaşkanı seçeceğiz, tam yetkili cumhurbaşkanı seçeceğiz bu sefer. Dahası yerel seçimler var. Şimdi zamlar, efendim enflasyon artışı, işte resmen soygun gibi bir takım icraatlar Sayıştay'ın rapor ettiği, medyanın görmediği ya da Sayıştay'ın göremediği neler neler. Nasıl olacak da Erdoğan ikna edecek Orhan sence? Şöyle, fazla yaptınız diyecek yani. Biz bunu geri aldık. Şimdi buradaki mesele şu, bunu daha önce de yani şu belediyeler ve geleceğiz tamam, mi orada? Tamam, onu da konuşacağız ama tamam. Yani... Ben burada söyleyeyim. Sadece buradaki... zamlar meselesinden söz etmiyorum. Gidiş çok kötü, sahiden kötü. Her açıdan kötü. Yani savaşı, ıvır zıvırı, her şeysiyle kötü, her şeysiyle lime limeyiz. Ama bakıyorsun şeyi, anketlere gene %35, %36 bilmiyorum. İnsanlara muhalefet mi anlatamıyor, biz gazeteciler mi anlatamıyoruz? Yani genel bir bakış istiyorum senden. Şimdi bu konu tartışmaya açık. Benim bakışım şu. Bu Türkiye ekonomisi, ben ekonomistlere bunu sordum. Ya kardeşim bize hep çöktü, çöktü, çöktü diyorsunuz. Yani bu Faik Öztürk'ün şeylerinde bak vesaire falan. Borç şu kadar oldu. Hazine para bulamıyor, zamlar oluyor vesaire falan. 500 milyar dolarlık borç var ve Türkiye'nin
Milli gelirinin yüzde şeyi hasılasının %52'sini yükselen bir borç var. Şimdi hepsi ya yani Türkiye yönetilemez duruma geliyor ama yönetiliyor da Türkiye. Şimdi biz çöküşün ne olduğunu biz yaşayan insanlarız, biliyoruz. 2001 çöküşü, ondan önceki 1994 çöküşü, ondan 1980'den önceki şeyler yani 40 paraya muhtaç olduk falan filan. Bütün çöküşü en çok yaşayan insanlarız. IMF 19 kez Türkiye'ye en az 19 kez Türkiye'nin ekonomisini ele almıştır bu çöküşlerin sonucu olarak. Fakat şimdi çöküş yani bir bakıyoruz da bir çöküş o kadar yok bir şekilde yani gidiyor sanki. Fakat şu var bak dünya ekonomisi de bir yere kadar geldi oradan yükselmeye başladı. Biz bir yere kadar indik fakat daha da iniyoruz. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi 200 milyar bunlardan önce 150-200 milyar dolarlık ithalat ihracat toplamı vardı. Şimdi ise 700 milyar doları buldu. Hacim büyük. Biraz da derinlikli bir durum. Bu kadar büyük olunca derinlikli bir durum oluyor. Bunları yani büyük birdenbire büyük çöküş falan olmuyor buradan. Bunu ancak büyük bir çöküşü bir sürü şey tetikler. O olayları daha yavaş yavaş yaşayacağız gibi diye düşünüyorum ben. O nedenle de halkın bir şey vardı. Geçen gün sen ona işaret etti fakat söylemedi. Sonra ben ona baktım. Başka kaynaklar da aynı şeyleri söylediler, yazdılar. Tablolar çıktı. Ya orta sınıfın geliri 3-5 yıldır artmıyor doğru dürüst. Tabii. Ama orta sınıf altının geliri şey yükseliyor. Daha fazla. Ya yani orada bir yükselme var. Orantısal olarak yükseliyor tabii. Ha? Yani. Tabii ki yani. Çağdaş tabii bir ki. Yaşama hayır, çıtasına şüphesiz, değil. Şüphesiz. Ama fakat bu bize bir ipucu veriyor. Araştırmamız gereken, bilmemiz gereken bir ipucu veriyor. Biz şimdi %20'lik dilimlerle değil mi gidiyoruz? 5 tane dilime ayrılmış gelir düzeyi. %20 en alt kesim. En alt kesim ve 16 milyon, 17 milyon da yoksulluk sınırının altında yaşayan insan var burada. Şimdi buradaki biz %20'lik ve %40'lık o dilimleri %5'lik dilimlere şey yapmalıyız, indirebilmeliyiz, öğrenmek için. Oralarda ne oluyor bilmek için bunu yapmalıyız. Bunu yapamadığımız zaman bizim neden soruna bağlayacağım, niye %40'larda hala oy alıyor meselesine vicdani ve gerçekçi bir yanıt veremeyebiliriz. Bir takım aynı yardımlar yapılıyor. Bir sürü şeyler, anasının cebine şey konuyor. Hala ben şunu söylüyorum, öyle düşünüyorum. Bunlar bu durumu çok iyi biliyorlar. Kadınlar ceplerine konan para, insanlar vesaire falan baktılar. Ya ben kriz öncesi durumla karşılaştırdığım zaman daha iyi durumdayım diyor. Kriz önce yani 2002'den önce yaşadığımız kriz ve daha öncekiler bunlar büyük bir soygun mekanizmaları olarak çalıştı hepimizin. Birdenbire hepimizin maaşı 150 50 dolara indiği zamanlar peki, oldu. Peki işsizlik? Şimdi işsizlik var. İşsizlik var. Hem de çok ciddi boyutta evet, var. 3,5 yani milyon işsiz genç var. 3,5 milyon işsiz var. Bunların var çok önemli bölümü genç. Yani rakamsal olarak yani resmi rakamlara göre daha fazla da var. Fakat bizim toplumun, şimdi buna ne diyeceğim? Ben gayet klasik bildiğimiz şeylerle yanıt verebileceğim ancak. Toplum klasik dayanışma hikayesi orada devreye giriyor. Başka şeyler de giriyor elbette. Başka şeyler de giriyor. Benim tabii bir açıklamam var. Evet. Seni dinleyelim. Şimdi acele etmeyelim diyorum ben. Önce yani. Şunu bilelim. Hı hı. Özgürlük duygusu özgürlüğü bilmeyen birisi tarafından tarif edilemez. Özgürlüğü bilme duygusu da yavaş yavaş keşfedilir. Hı hı. Ekonomideki durum da buna benzer. Siz eğer hayatınız boyunca örneğin bir kültür sanat yapıtı talep etmemişseniz hayatınızda, bir kitaba para harcamamışsanız, sevgilinizle çıkıp bir yerde bir yemek, bir kahve içmemişsiniz, bunu çoğaltabiliriz. Ekonomideki beklentinizle bir ulusun yarattığı ortak değerlerden, dünya kültüründen beklentiniz ona göre değişir. Yani şunu söylemek istiyorum. Hayatı boyunca otoriter düzende yaşamış bir insanın bir demokraside kendisini hemen tarif etmesi çok zordur. Bilmez çünkü.
İktisatta biraz böyle bir şeydir. Ben iktisatçı tarafından değil, birey tarafından düşünüyorum. Birincisi bu. Toplumun kaçta kaçı ne tür beklentiler içerisinde? Somut bir gösterge var ki bizim toplumumuz muhtaçlar toplumuna dönüştürülmüş. O yüzden de birisinin, yani dilenci insana, dilenen insana birisinin muhtaçlığa dair al bunu sus demesi gerekiyor. Bu çok tehlikeli. Çünkü bu 3-4 şeyi ortaya çıkarıyor. Bir, karşınızdaki insanın insan olarak taleplerini, değerlerini ortadan kaldırıyorsunuz. Hı hı. Ve size muhtaç olan insan minnet duyuyor. Bir. İkincisi, üretim duygusunu ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla işsizlik vesaire gibi durum ortadan kalkıyor. Üç, temel insan hakları tarifini yapamıyorsunuz. Şimdi bize sadaka toplumu denilen toplum sanki devlet birisinin babasının malı. Yani şunun gibi, Ayşenur Aslan'ın 5 lirası var ama artık ben hayattan elimi eteğimi çektim, 4 lirayı arkadaşlara dağıtıyorum demesi gibi. Sanki devletin parasını kendi parasıymış gibi bir takım mantıklar içerisinde topluma farklı dönemlerde gönderiyor. Ve bu çok önemli bir silah. Örneğin bak diyor muhtara, senin burada kaç hane var? 20 hane var. Eğer buradan en az 18 tane evet çıkmazsa referandumda bir daha sen hiçbir şeyi bulamazsın diyor. Evet, işte bu beni altını çizmiş. 2015 yılında saray yardımı olarak çok eleştirilen hane halkına yapılan transferler kalemi için harcanan 3,5 milyon lira 2016 yılında 4 milyona çıkmıştı. Yani saray şimdi, 2016'da 4 milyon lira yardım yapmış. Öyle görüyorsun. Yapmış. Ben nasıl görüyorum? Ben diyorum ki bir insana yardım etmek suçtur. Çünkü bu ülkenin yurttaşı, komünist propagandaya geliyorum, hakkını talep eder. Bu ülkede doğmuş olmak, bu ülkede bizimle birlikte yaşıyor olmak, yaşayan her insanın sağlıktan, eğitimden olduğu gibi devletimizin ürettiği ortak değerlerden, örneğin yaşlandığında eli ayağı tutmadığı zaman çoluğunun çocuğunun eline bakmak değil, tam teşekküllü bakım evlerine gidebilmek gibi hakları olması gerekir. Dolayısıyla büyük para babaları vakıflar falan kurarak bakın ben size neler yaptım diyerek aslında yalan söyler. 3 milyar dolarlık serveti vardır. 100 milyon lira o da vergiden kıvırarak harcar. Sen ne dersin ki ne kadar hayırlı. O hayırlı insan aslında devlet kapitalizminden ihaleleri cukkalamıştır. Sonra halka sus boy olarak dağıtmıştır. Bir de arkasından ağlar millet. Ne iyi adamdı, iş veriyordu. Sanki babasının işini mi veriyordu? O yüzden kamu yararı önemlidir. Muhtaçlar toplumunda özgürlük olmaz. Muhtaçlar toplumunda demokrasi olmaz. Muhtaçlar toplumunda bilim de olmaz. Çünkü muhtaçtır. Kime muhtaç burada? Reise. Reis kim? En güçlü. Reis kim? Veren, eli açık olan. Peki reis kaç para harcamış? Aha da burada. Sınırsız. O zaman ne oluyor? Sizin vatandaş olma kültürü vermediğiniz, eğitim vermediğiniz, üstelik Orhan abinin dediği gibi bir de eve mahkum ettiğin kadın, işe gidemiyor, kocadan dayak yiyor, doğrudan 100 lira verdiğin zaman kendini değerli sanmaya başlıyor. Ve hatta bunun daha ilerisi, yarın bir de bu 3,5 milyon işsize ayda 5'er 100 liradan işsizlik parası verin, hayatta da çalışmaz. Çünkü neden? Çünkü neden? Üretmiyor. Dolayısıyla bunun sonunda ekonomik çürümüşlük için acele etmeyebiliriz ama toplumsal çürümüşlük, ahlaki çürümüşlük için geç bile kaldık. Sevgili orada dostlar. Orada bir şey daha söylemek istiyorum. Birinci bölüm bitiyor, orada. Kısacık tamam. Söyle. Buradaki yani sen doğru bir şey orada saptama yaptın. Gelişen bir ülkenin ihtiyaçlarıyla, yani bir ülkenin bireyinin ihtiyaçlarıyla o kadar çok çeşitli ki oradaki ihtiyaçlar. Biz gibi ülkelerin bireyinin ihtiyaçları, yani belli %40'lık kesimini ele alırsak, kıyaslama yapıyorum, birbirinden çok farklı. Onun ihtiyaçlarını karşılamak için sarf ettiği paranın hiçbir tanesini bizim %20'lik, %40'lık kesim sarf etmiyor. Onun için ihtiyacı yok. O parayı da tasarruf ediyor bir şekilde. Şimdi ben bir süredir sabahları program yapmadığım için evde kadın programlarına bakıyorum. Bayağı da tiryakisi oldum açıkçası söyleyeyim. Çünkü gözlerime, kulaklarıma, aklıma hiçbir şeyime inanamıyorum. Yani evlenme programları mı izliyorsun? Evlenme değil, hayır hayır. Şimdi onu... Kaç dakikaydı çocuklar molamız? Nasıl geçtiğini anlamadık vallahi. Bu arada... Sizden gelen mesajlara ya da yeni haberlere baktık. Efendim akşam simidi gibi akşam zammı. Az önce gelen bir zam haberi İstanbul'da minibüste indi bindi ücreti diye tarif edilen en kısa mesafe
1.8 liradan 2 liraya çıkmış. Hani 20 kuruş üstünü almayacaklar ama üstü kalsın diyenler de zaten 2 lira veriyorduk diyecekler herhalde. Ama ya orada çok sistem bir şekilde 20 kuruş alıyordu millet. Ben bir kez herhalde. Yani 20 kuruş deyip geçmemek lazım. Çünkü o yani hakikaten kuruş sayan insanlar haline geldik. Yani ben bile artık kuruş sayıyorum. Ben bile derken benim biraz bu para pul konularında çok kafam basmaz. Ben bile bir şeyi fark etmek ve ona göre yaşamak durumundayım. Şimdi bu arada bir başka haber daha geldi. Bu MTV zammı yarın komisyonda ele alınacakmış. %40'da motorlu taşıtlar zammı vergisine yapılan zam. %40'dan kaça çekilecekmiş? %15. Hadi canım. Hadi canım. İnanmıyorum. Ya. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi. Bu konuşulur şimdi. Hadi buyur. Bu konuşulur şimdi. Orhan Bursalı ateşlendi. Evet ya, bu konuşulur. Buyur üstadım, konuş. Burada seçimlere gidiyoruz. Yani burada eğer seçimler yapılmayacak vesaire falan gibi şeyler var ama sen dün geçen hafta forumda seçimleri savunmalıyız dedi. Çok doğru bir şey. Seçimleri yapılmasını savunmalıyız. Seçim çünkü demokratik bir durum mu ifade eder her zaman için. Ve onun sağlıklı yapılması gerekir. O nedenle de ben bu tartışmaya o topa hiç girmiyorum. Seçimler yapılır mı yapılır mı onu zaman içinde göreceğiz. Ama şimdi seçimler yapılıyormuş gibi yazmak, çizmek, davranmak ve bunu sürekli gündemde tutmak zorundayız, talep etmek zorundayız. Şimdi burada seçimlere gidiyoruz. Cumhurbaşkanı belediye seçimini işaret etti. Çok önemli ve bir profil veriyor kendisi. Hı hı. O şu, ben adaletli bir insanım. Ben tek başıma bu kararları alsam, ben bu zammı yapmam. %40 zammı yapmam. %15 çok adil bir zamdır. %20 de çok adil bir zamdır. Ve bunu yaparız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı profilini yükselten bir oyun içinde. Ben de öyle görüyorum. Yani, demin söylediğim de o zaten. Sen onu da söyledin sen de. Hani orada dedin %40. %40 inanılmaz bir şey. Yani toplumda bu kadar büyük tepki toplayacak hiçbir şey yoktur arkadaşım. Hiçbir şey. Bütün taksiciler, bütün araba sahipleri, oy verenler der diyecek ki elim kırılsın, vermeseydim. %40 zam, çok büyük bir zam. Yani pardon, orta sınıfın bir kısmı. Mesela arabası olan Naci Ağbal'a kızacak, oh be diyecek. Bak görüyor musun? Hükümete reis kızacak, indirdi. Hükümete kızacak. Ama şimdi Cumhurbaşkanı devreye giriyor. Arabuculuk yapıyor. Ya biz de buna inanacağız. Hakkaniyetli davranıyor. Diyor ki ya arkadaşlar bu yani milleti inandırmak lazım. Zam yapacaksınız ama makul olacak ve aynı zamanda milleti inandıracaksınız. Milletin %40 zamma inanacak bir tarafı olabilir mi arkadaşlar? Bana bir millet gösterin. Şu motorlu taşıtlara vergisine %40 zammı evet desin. Bunu kime inandırabilirsin sen? Sen diyebilirsin şimdi. Çünkü arabayı satmışsın. Sen dersin. Herkes der. Ben bunu söylüyorum. Bir millet yok ortada arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Bir millet ortada yok ki Türkiye'de %40 zammı evet desin. Şimdi onu yukarı çek, koydun mu bunu? Hı-hı. Bütün milleti karşısına aldın mı? Ondan sonra Cumhurbaşkanı da devreye giriyor bu aşamada. Tabii ki diyor bu diyor, olacak şey değil diyor. Ve motorlu taşıt vergisi, taşıtlar için vergi zammını makul bir düzeye çekmenin yolları aranıyor. Şimdi iki taraflı bıçak var orada, tamam mı? Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın ne kadar adil olduğu ve tek adam rejiminin ne kadar doğru olduğunu milleti inandıracak. Burada bir o tarafı var. Bir de iki taraf, ikincisi %15-20 motorlu taşıt zammını bize kakalayacaklar arkadaşlar. Yani bir de bu tarafı da var. %20 evet, enflasyon evet. %10 ama motorlu taşıt zammı %20-15-20. Belki de 25 çıkacak, onu bilmiyoruz. Yani bir de yüksek bir zammı bize kabul ettiriyor bir taraftan da. Bu yani bir stratejinin bu iki ayağını iyi görmek lazım. Şimdi sen bu konuda konuşmaya başlarken araya belediye seçimleri, daha doğrusu pardon,
belediye başkanlarının görevden alınmasını da kattın bir evet. yarım cümle olarak. Ona geleceğiz çünkü bunun da çok yaklaşan seçimlerle ilgisi var ama sen bu konuda bir şey söylemek ister misin Enver? Valla çok basit bir gerçeklik var. O da şu, Türkiye'de %15-20 zam diye telaffuz edilen, eskiden fiyat ayarlaması denirdi. Hı hı. Bizim şunu görmemize engel oluyor. Ben yanarım da ona yanarım. Gezi sürecinde işte dolarda 10 kuruşluk, 20 kuruşluk oynama oldu diye kıyamet koparken 1,5 liradan 3,5 liraya çıkan bir dolar, yani paranızın değer kaybetmesi devalüasyon demektir bu aslında. Tabii. Zaten fiili olarak arka arkaya gelen zamlar demektir. Neden? Siz eğer 1,5 liradan 3,5 liraya çıkartıyorsanız doları çok kısa bir zamanda hayatınızdaki her şey, aracınızın benzini, fuel oil alım satımı ne derseniz de doğrudan etkilenmiştir. Zaten Türkiye düzenli ama farklı bir terminoloji kullanılarak zam mağdurudur. Şimdi hem o devam ediyor hem de üzerine bu geliyor. Çok açık bir gerçeklik var ki Türkiye'nin ekonomisi paradan para kazanma ekonomisi. Birilerini zengin ederken yoksulun elindeki ekmek gün be gün ya gramaj düşürülerek bir yöntem ya da fiyatı arttırılarak bazen de ikisi birden devam ettiriliyor. Şimdi buna uyanır mı millet, uyanmaz mı millet sorusu bence ona birazdan gelelim. Şu cümleyi söyleyeyim yalnız. İyi polis kötü polis hikayesi siyasette tutar gibi görünüyor. Ama ben ısrarla ve inatla şunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü koşullarda dünden bu tarafa değişmeyen bir şey var. Bu 15 yıllık iktidarda üretmeyen ekonomi bugün değilse yarın. Yarın değilse öbür gün, öbür gün değilse bir sonraki mutlaka gün batar. Batar. Tabii. Sen üretmeyen bir ekonomisin. Aylak ekonomi. Aynen. Yani yatırım yok, işsizlik aynı durumda, istihdam yok, dediğin gibi üretim. Yani sadece inşaatla, betona taparak. İthalat, ihracat. Falan. Hatta ithalat. Ara ürünler. Şimdi gelelim, ben önce şunu söyleyeyim. 2019 yılı Erdoğan için olmak ya da olmamak meselesi. Ve bütün alametler de şimdiden yavaş yavaş bu algı operasyonları vesaireler. Hepsi bunların o seçimlere yönelik. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, yerel yönetimsi belediye seçimleri yapılacak. Biz referandumda şunu görmedik mi? Ankara'yı, İstanbul'u kaybedebilirler. İyi bir adayla kaybedebilirler. %24 ile mi neyle almıştı İstanbul'u ya, hatırlasanıza şey. Tabii başa baştı. Erdoğan ilk şeyde 1994 yılında işte hatırlayın. İlhan Kesici adaydı, Zülfü Livaneli adaydı, o adaydı, bu adaydı. Aday bolluğundan oylar dağıldı. %23 ya da %24 yanlış çok hatırlamıyorsam bir oyla kazandı İstanbul'u Erdoğan. Şimdi sonrasında da zaten AKP aldı, yürüdü vesaire. Ama şimdi referandumda gördük ki İstanbul'u, Ankara'yı kaybedebilirler. Ha, onun için belki de bir belediye operasyonu başladı. İstanbul'da Kadir Topbaş istifa ettirildi. Bazı birkaç ilde yine istifalar oldu. Erdoğan istediği için. Fakat İstanbul çok önemliydi Kadir Topbaş. Daha önemlisi belki de Ankara olacak. Melih Gökçek. Şimdi Melih Gökçek, o da az önce gelen haberlerden birisi. Bugün şeye gitmiş. Twitter'da gördüm az önce. Atatürk Orman Çiftliği'ne tam hani evinin dekorasyonu gibi feci bir şey yapıyor. Melih Gökçek bir Luna Park yapıyor. Deli gibi bir şey. Atatürk Orman Çiftliği'ne. Oradan bir şey paylaşmış. Fotoğraf. Arkasından da demiş ki yakında demiş bir takım toplantılar yapacağız. Daha da ilginç kararlar alacağız demiş. Yani ben daha önümüzdeki ay demiş. Yani ben daha buradayım diyor Melih Gökçek. Meydan okuma. Ama iktidardan iyi haber alan kalem Hürriyet'in son transferlerinden Abdülkadir Selvi de bugünkü yazısında diyor ki Erdoğan'ın bir sözünü çok önemsedim diyor. Gönlü kayıp başka mecralara meyleden varsa ne yapıp edip onların gönlünü kazanmamız gerekir diyor.
şeyle ilgili olarak bunu söylüyor. Referandum vesaire. Ama diyor daha önemlisi şuydu diyor. Melih Gökçek meselesi. Erdoğan o konuya hiç girmeyebilirdi diyor Abdülkadir Selvi. Ama özellikle konuştu. Gökçek'le ilgili sürecin düğmesine bizzat bastı. Böylece kitlelere sizin isteğinizi yerine getiriyorum mesajını verdi. AK Parti'de değişim süreci başladı. Değişecek belediye başkanı sayısı ise beklenenden fazla olacak. Şimdi kitleler bekliyormuş. Ne manaya geliyorsa bu. Düne yani, kadar beklemiyordu. Evet, düne kadar beklemiyorken birdenbire Melih Gökçek gitsin diye beklemeye başlamışlar. Bunun üzerine de bizzat düğmeye basmış Melih Gökçek gidecek diye. Şimdi benim bildiğim Gökçek vuruşmadan gitmez, onu söyleyeyim önce. Çünkü AKP'yle vuruşacak ve vuruşacak mı diyorsun AKP'yle? Bir şey hatırlayın arkadaşlar. Mesela Balıkesir Belediye Başkanı istifa etmeyecek. Ben gitmem dedi. Evet. Şimdi Balıkesir Belediye Başkanı ne dedi ama? İstifa etmem, beni görevden alın dedi. Evet. Gökçek onu da demiyor. Ben buradayım kardeşim diyor. Hani, daha ne projeleri açıklayacağım? Ben daha buradayım diyor. Şunu hatırlar mısınız? En son yerel seçimler öncesinde Melih Gökçek'in adı, yani Ankara AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı son 3-5 gün kalana kadar neredeyse açıklanmadı. Yani resmi sürecin başlamasına birkaç gün kala açıklandı. Ve orada şunu dediler, Erdoğan aslında Melih Gökçek'i hiç istemiyor ama Melih Gökçek'in eli o kadar güçlü ki sonunda Erdoğan'ı mecbur etti. Şimdi sen az çok kulislere vakıfsındır Enver. Bu ne anlama geliyor? Yani bir kere şunu söyleyeyim, ben Melih Gökçek'i mesleki sebeplerden dolayı birkaç kez karşı karşıya geldim ve tanıdım. Gerçekten yani AKP'nin çok iyi içini bilen birisi falan değilim ama oradaki belli isimleri mesleki olarak birebir tanıdım. Bunlar içerisinde en ilginç isimlerden biri. Az önce Ayşenur Aslan'ın deyimiyle vuruşmadan gitmez tarifinin oturacağı, bu vuruşmanın biçiminin çok tartışmalı olabileceği. Yani vuruşmak... İşte onu ima et. Ha, tabii, hayır, şu yani, manada Mertçe... Mertçe mi, nasıl mı? Ha, bu hakikaten ilginç. Dolayısıyla Erdoğan'ın Melih Gökçek'le arasının çok uzun zamandan beri nane olduğu, karşılıklı güler yüzlü davransal bile işte Türkiye'nin başkomutanı Erdoğan'dır, ümmetin lideridir bilmem ne dense bile siyasetin pek de böyle akmadığını biliyoruz. Burası ilginç. Yani bugün ironiden öleceğiz dedin ya, şunu söyleyebiliriz. Bir gün elinde Melih Gökçek için adalet pankartıyla Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya geri yürümeye başlarsa şaşırmayın. Çünkü öyle bir şey ki bu olağanüstü hal koşulları falan çok garip, yani fiili olarak başkanlık ama kuralsız bir başkanlık, hukuksuz bir başkanlığa da getirdi. Burada çok ilginç bir veriyle karşı karşıyayız. Az önce Orhan abinin söylediği, hani seçimi savunmalıyız diye ben geçen hafta söyledim ya, artık herkes seçimi savunmak zorunda. Şimdi Gökçek çıkıp şöyle bir açıklama yapsa ne diyeceksiniz? Beni halk seçti, görevden halk alır dese mesela. Çünkü şey de güzel, neden ona paket de güzel. Yani beni halk seçti, beni halk alır dese mesela ne diyeceksin? Değil mi? Halk, demokrasi, sandık bilmem ne falan filan. İstanbul'un Kadir abisi uygun bir dille bunu söylemeye çalıştı. Gidiyorum ama beni adam yerine koymadınız dedi. Sonra da racon olarak da dün dedi ki Kılıçdaroğlu dedi sen benimle uğraşacağına kalk git dedi şeye kendi işine bak falan. Ama meselenin pek de öyle olmadığı da bu kez ortaya çıktı. Dolayısıyla Melih Gökçek bence Erdoğan'ın en yumuşak karnıdır. En yumuşak karnıdır. Nedeni de Ayşegül Aslan'ın söylediği, vuruşurken bu düello mi olur, arkadan mı vurur, kumpas mı olur, onun kestirilemeyeceğidir. Bir şey, tabancayla mı vurur, kasetle mi vurur, belgeyle mi vurur? Bu çok ilginç bir şey. Fakat tersi de var. Tersi de var. Ama... Tersi şu, benim gördüğüm, benim inandığım ve ağırlıklı olarak şey yaptığım, öyle olması olabileceği, eğer vuruşma falan gündeme gelirse, Melih Gökçek'i asarlar. Melih Gökçek'i 10 direğe asarlar. Ya İçişleri Bakanlığı 3 tane dava verir, 3 tane meclise şunu soruşturma der, onu bilmem ne der vesaire falan.
olayı bitirirler. Melih Gökçe'yi bitirirler. Gerçekten de o yolsuzlukları da ortaya çıkartan bir iki tane çıkartırlar falan filan. Melih Gökçek bunu biliyor. Orada o kadar çok yapılacak şey var ki Melih Gökçek şeyinde. Güçlü çünkü merkezi. Merkez güçlü. O nedenle Melih Gökçek bence zayıf. Vuruşamayacak. Öyle mi diyor? Evet, ben öyle düşünüyorum. Vuruşamayacak ve ondan sonra bu görevi... Vurursa ben çok memnun olurum. Ortalık şenlenir. Ben Ayşenur Aslan'a şöyle evet. katılıyorum. Dediğiniz olabilir ama bunun hep bir vadesi olur ya. O vadenin de ne zaman olduğu bilinmez ya. Bu siyasetin bizim anlayamadığımız o kirli tarafı var ya. Mesela şu bence ilginç. Abdülkadir Selfi benim için Soma'da bitmiş bir adamdır. Yani insanlar ölmüşken selfie çeken bir adam. Hürriyet gazetesinde sütunu tuğla gibidir. Ama nedense de şöyle bir kanaat oluşturulmuştur. Belki de doğrudur o kanaat. İktidara yakın, oradan doğrudan bilgi alan birisi. Bunun doğru olduğunu varsaysak, bugünkü yazıdan şunu okumamız gerekiyor. Bu tür gazeteciler doğrudan kendi iradeleriyle değil de fısıldanan bilgileri paylaştıklarını söylüyorsa demek ki şu açık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde muhtemelen yenilenme duygusu vermek, az önce senin söylediğin başkanlık döneminde reis iyi, herkes kötü imajı vermek için çok kelle alınabilir. Bu uygulanmış metot. Yani... Ama Melih Gökçek gibi bir isim, sana hak verdiğim mesele o. Vadeyi bekler ama mutlaka unutmaz, bunu yapar. Çünkü Melih Gökçek 19. yüzyıldan beri Ankara'yı yönetiyor. Melih Gökçek, yani pek çok insanın belleğinde Melih Gökçeksiz bir Ankara yok. Hatırlayanlar, yani ne hatırlanıyor? Kaybeden Karayalçın, kazanan Melih Gökçek denklemi. Maalesef. O biçimde ya da bu biçimde hatırlanıyordu. Karayalçın da bitti falan. Şimdi dolayısıyla Melih Gökçek'in Ankara dışında ne? Şöyle düşünün, son cümlem bu, bence ilginç bir şey. Şişli Belediye Başkanı kim? Hayri İnönü. Daha önce kimdi? Sarıgül. Tamam, şimdi sokağa çıkalım. Millete sorun. Büyük bir kısmı hala Sarıgül Şişli Belediye Başkanı diyecektir. Bellekte o. Ama Sarıgül ne oldu? Şişlisi gidince kendisi de bir anda ortadan kalkmış gibi hissetti. Melih Gökçek'in de Ankara'sını elinden alırsanız Melih Gökçek falan kalmaz. Nasıl bu şey kalmayacak zaten. Bir şey soracağım, affedersin. Lafını unutma. Şimdi bakın, Melih Gökçek kavgasının içinde çok acayip bir başka mesele daha var. O da şu, yani aslında Melih Gökçek vuruşur diyoruz ya, epeydir zaten kavga ediyorlar. Yani kamuoyu önünde etmiyorlar, arkada bir yerde kavga ediyorlar. Biz görmüyoruz ama bayağı kanlı bir kavga. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Beyaz TV diye bir televizyona sahip oldu. Çok çalışkan çocuk ya. Artık da önemli bir televizyon. Harçlık, yani tabii harçlıkları biriktirmiş, basbayağı bir televizyonu var çocuğun. Şimdi bu Osman Gökçek, hazır televizyonu varken niye daha ileriye gitmesin değil mi? Yürü ya kulum demiş birileri. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na evet, oynadı. Önemli. Sonra ne oldu, ne gördük biz? Şimdi... Önü kesildiği gibi kamuoyu ne kadar farkında bilmiyorum. Oda seçimleri iptal edildi azizim. Ya da ertelendi. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı değil. İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi. Evet, Ankara Ticaret Odası. Atom'un başkanı. Evet, kusura bakmayın. Evet, fark etmez ama yani, olay doğru. Evet. Vaka doğru. Ama şu oldu, arkasından meslek odalarının seçimleri... İşte açıklanmayan bir tarihe ertelendi. Bu çok ciddi bir çok mesele. Ciddi ve çizdi. Saray çizdi. Ya, onun yakınlarından bir tanesi ya Ato'nun bir şey, başına gitti. Bir şey hatırlatmak isterim. Ayşen Aslan'ın söylediği şey son derece önemli ama çok önemli olan bir başka şey daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir istişare toplantısı yapılması için Abdullah Gül'e bir davet gönderilmiş ve Abdullah Gül mazeret bildirerek ya da bildirmeyerek katılmayacağım demiş. Evet. Sıradan bir haber değil mi bu? Şimdi bakın. Ya. Bakın. Bakın, Abdullah Gül'ün hakkında sosyal medyada orada burada yazılanlara bakın. Bugün inanın Kılıçdaroğlu'na bu kadar küfür edilmiyordur ondan sonra. Karşımızdaki siyasi yapı bir yandan da bu. Yani kardeşim Abdullah Gül'ün nasıl bir nefret öznesi haline döndüğünü görelim. Dolayısıyla oradaki vuruşmaların da tonu ve tavrı enteresan oluyor. Yani sen katılmayacağım diye biliyorsun sadece silahın o kadar. Elinde diyelim bir çatal var. Karşıdaki baltayla geliyor. Karşımızdaki siyasi yapının yoğurt yeme biçimi çok acayip. Tam da senin dediğin gibi. Sen mi aday oluyorsun? Tamamen seçimi kaldırıyorum ha.
dönecek kadar gelen bir yakın. Çok acayip. Bu çok acayip ve herkes bunu biliyor ve herkes bunun mağduru. Şunu sormak istiyorum Allah aşkına. Evde oturan Abdullah Gül, evde oturan Bülent Arınç, evde oturan Sadullah Ergin, Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik, Davutoğlu düşünün. Evde ne düşünün? Tırnaklarını, parmaklarını değil, kolunu yemeye başlamıştır. Bizim koltuğumuzda kimler oturuyor diye düşünsenize. Yiğit Bulut, Cemil Erten, bilmem ne. Biz bu davaya kelleyi verdik. Şimdi evde oturuyoruz, bir de her gün küfür yiyoruz. Kimden küfür yiyor? CHP'liler yemiyor. Küfür yediği bir de kendi tabanı. Dolayısıyla karşımızdaki siyasi yapının içinde bulunduğu tablonun bence boyutlarını iyi anlamak lazım. Reis bu kötü dediği zaman onun dünü de bitiyor, peki, yarını da bitiyor. Belediye başkanları operasyonuna dönelim. Yani bir imaj operasyonu, imaj toparlama ya da operasyonu. Da neydi ki o imaj? Bunu toparlamaya çalışıyorlar. Yeni bir imajı nasıl oluşturacaklar Orhan? Yani bu belediye başkanları operasyonu bize neyi anlatacak? Şimdi belediye bu görevden alma konusunda bir ahlaki bir yönü var. Onu, ondan rahatsızım, onu önce bir belirtirim. Sanki şunu konuşuyoruz aramızda. Çok doğal kardeşim. Tabii hiç ki değil. Başkan geliyor, alıyor, gidiyor, şey yapıyor, sen git diyor, o kal diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir? Bu belediye başkanlarının hangi koşullarda nasıl görevden alınacağı ve işini bırakacağı vesaire falan, bütün bunlar yazılı çizelidir. Bunların hiçbir tanesi gündemde yok. Hiçbiri gündemde yok. Sadece bir kişi, Cumhurbaşkanı diyor ki, yani oradan siz şey değiştireceğiz diyor. Ve başkanları değiştireceğiz vesaire. 17 tane. Ben 17, belki de çok daha fazladır onlar. Belediye başkanlarını göre, bu yasa dışı bir olay. Bu anayasaya aykırı bir olay. Ama günümüzde tabii ki anayasa ve yasa... bir kişinin dudakları içinde saklı olduğu için o halde o haldeyiz Aziz'im. Bu, daha ne olsun? Ya ne olsun ama yok o hal mı? Ya o hal şimdi bitmek tükenmiş. Önce bütün belediye başkanlarının haklarını, hukuklarını savunalım burada. Halk seçmiştir onları. Melih tamam Gökçe'ninkini bile. Ben Melih Gökçe'ninkini bile. Melih Gökçe'ye şunu söyleyebilir miyiz? Söylemeliyiz. Savaş. Hakkını koru. Ama bunun bedeli ne olur sana, o beni ilgilendirmiyor. O onun bileceği bir iş. Bütün belediye başkanları, bak Balıkesir Belediye beni görevden alın diyor. Onu görevden almak için bu yasal bir şey. Hakkında dava açılması lazım. Yok, FETÖ'cülük mü olur? Telefonda Baylok bulsalar yeter. Rica edeceğim. Ya işte ya rica oradaki, edeceğim yani. Acaba bir hırsızlık mı var orada? Bütün belediye başkan, arkadaşlar başka bir şey daha söyleyeyim. Yarınki yazımda özellikle bunu yazdım ben, belediye başkanları meselesini. Bütün hepsi şaibe ve zan altında. Peki. Bütün hepsi şaibe altında. Ve bu itibar meselesi ya. Ben ne yaptım ki beni görevden alıyorsun diye çok ciddi bir sorun var. Yarın o istifa etti, o demek ki bir haltı vardı ki yok, görevden aldılar diyecekler belki. Metal yorgunluğu deyip geçeceğim. Ama halk öyle bir diyecek. Metal için komu onu bilmem de bir anımsatma yapmak boyun borcu. HDP'li belediye başkanları teker teker gitti. Evet. HDP'li milletvekilleri diyeceğim de onun bir önemi de kalmadı. O sıradan bir durum oldu. Eş genel başkanlık uyguluyorlardı, onlar gitti. Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir milletvekili dokunulmazlık altında oldu. Her şeyin hemen birisi çıkıp bunu CHP yaptı demesin. Yapsın da ben oy vermedim. Ben bulunduğum yerden eleştiriyorum. Sonuçta bir milletvekili tutuklu. Dolayısıyla hani yasa... Cumhuriyet Halk Partisi yapmadı. Evet oy verdi de oy vermeseydi o yasa geçecekti. Ben yani. Onu söyledim. O başka bir olay. Hiç başka bir hayır, olay değil. Hayır. Vermemesi lazımdı. O başka %100, mesele. %100. Onu teslim edelim. Ben şunu söylüyorum. Başka. Hukuki olarak şunu söylüyorum. Kanun hükmünde kararnamelerle yani şöyle bakmak lazım. Sayısı ucu bucağı belli olmayan öğretim görevlisi biliyorsunuz kapının önüne koydu. Barış imzacılarının her birine 7,5 yıl dava açılıyor. Döner, gelir. Bir gün senin de... O neden bir şey söylemek zorundayım burada. Kusura bakmayın. Belediyeye ve bu seçim meselesine döneriz de sen haklı olarak gündeme taşıdın HDP eş başkanı, elbette, milletvekilleri diye. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler nasıl bir ülkede yaşadığımızı çok iyi anlatan bir durum.
Az önce söyledik Cumhuriyet Gazetesi'nde şahane bir haber Sinan Tartanoğlu'nun diye. Sayıştay raporundan, yani devletin resmi raporundan sarayın giderlerini çıkartmış. 100 küsur milyon, 150 milyonluk falan bir harcama var. Ki bazı kalemleri gizlemişler. Onları görmüyoruz. Örtülü ödenek de hariç. Hani onu da belirtmiş olalım. Şimdi o listeye göre yolluk masrafı hani bir yere gidiyor. 60 milyon bunun, gördüm. Şeysi şey o 10 milyon. 10 milyon pardon. 10 milyon. Şimdi ne demek o? Nerede kullanılıyor? Ya yolluk şöyle. Yolluk. Sen bir göreve gidiyorsun. Senin uçak paran ya da otobüs tren paran ayrıca harcırah verilir. Tamam. Kamu görevlisi bu olduğun için. Bu sadece Cumhurbaşkanı ve avane. Evet, sarayı evet, veriyor. Evet, sarayın, sarayın yolluk masrafı 10 milyon 231 bin lira. Bayağı 10 milyon 231 bin lira. Her, hani şeyin parası yok burada. İşte kapıda nöbetçi duran o yeniçeriler var ya, onlar akşam soyunup böyle normal kıyafetleriyle eve giderken onlara verilen bir para değil bu. Yiğit Bulut işte Kastamonu'ya gidiyor nutuk atmaya ya da efendim Sözcü İbrahim Kalın St. Petersburg'a gidiyor mesela bunlar. Şimdi saraydaki yolluk parası 10 milyon 231 bin lira ki geçen yıl. Bu ülke meşru bir seçimle sandıktan çıkıp meclise gelmiş HDP eş başkanını ki o eş başkan henüz tutuklu sanık hakkında hüküm bile yok. Yargılanıyor. Mahkemeye götürecek para bulamadığı için bu devlet Demirtaş'ı bulunduğu cezaevinde sepsis mi böyle bir sistem var ya, sesli görüntülü işte irtibat şeysi. Yani koyuyorlar bir kamera hücresine, oradan mahkemeye sesleniyor. Demirtaş da bunu reddetti. Ben dedi gideceğim orada, kendimi göstereceğim, savunacağım kardeşim dedi. Onu istemiyorlar işte. Pahalıymış. O yol pahalıymış arkadaş. Devletin bizim parası eksik olmaz. Bir. Ay sen nereden çıkartıyorsun ya, bunları? Yani peki. Nuriye'yi de götüremediler. Şimdi orada şöyle götürmüyorlar. Orada götürmüyorlar. Bunu söylemek zorundaydım. Şunu ekleyerek söylememiz lazım. Şimdi bir meclis açılıyor. Meclis açılışında işte HDP'lilerin yeri Kandil'dir dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Devlet Bahçeli Bey de dedi ki onların olup olmaması bizi ilgilendirmez. Aslında sorun tam da bu. 40 yıldır anlaşılamadığımız şey şu. Onların yeri Kandil olmasın diye, milletvekili olsunlar, siyasetin içinde olsunlar diye, demokrasi içinde olsunlar diye kavga veriliyor. Onlar mecliste olduğu zaman halkın çocuklar arasında kavga çıkmayacak bilmem ne diyor. Onlar mecliste olursa hendek siyasetini eleştirip bu yanlıştır, alçakça bir şeydir deme hakkınız doğuyor. Onlar siyasetin içinde olduğu zaman silah yerine kalemi tercih ettiğiniz zaman aslında ülke ülke olmaya başlıyor. Yanınızdaki işte komşularınız provoke edemiyor falan. Çok kritik bir şey. Onların yeri Kandil. Soru şu. Kandil'de olmamasının yolunu bulamadığımız müddetçe bakın dün Yüksekova'dan yine Mehmetler değil mi? Bugün oldu galiba. Şehit geldi. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bakalım ailelerine bir şey bilerek söylemiyorum. Ya yoksuldur, ya az okumuştur, ya çaresizdir falandır. Kaç ev gördük öyle. Anası, babası, kardeşi, sevdikleri, eşi gidiyor ve bunun dünyada artık bilinmiş tek çözümü var. Demokrasiyi geliştirirsen şiddet azalır, demokrasi daraltırsan şiddet artar. Bu dünyada bu bilgiyi teyit etmemiz evrim kadar bilinen bir şey. Çünkü neden? Adam şu duyguya kapılırsa, ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşıyım. Burada okuyabiliyorum. Burada çalışabiliyorum. Burada eşit yurttaş olarak dilimi konuşabiliyorum. Ekmeğimi kazanabiliyorum. Muhtar oluyorum. Belediye başkanı oluyorum. Hatta Cumhurbaşkanı adayı oluyorum. Her şeyi oluyorum. Ben niye o zaman silahla mücadele ediyorum desin. Bu insanlar iç içe olsun, kardeş olsun diye birileri yıllardır bu memlekette uğraşıyor. Bu söylediklerim şu anlama gelmez. HDP'nin hiçbir günahı yoktur. Böyle bir şey yok. Olabilir. Ama esas olan şudur. Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kimse,
hüküm giymemiş bir kimse. Tutukluluk meselesinde partinin genel başkanı 13,5 oylara varan oy almış. Ve bu insanın herhalde Türkiye'den kaçma falan gibi bir eğilimi olması pek mümkün değil. Hele zaten tanınmış insanların kaçması o kadar da kolay da değil ayrıca. O zaman sistemi rahatlatmamız lazım. E şimdi sen Diyarbakır'a böyle, öteki tarafa böyle yaptığın zaman kolaydır milliyetçi sosuyla konuşmak. Önemli olan kardeşliği güçlendirmektir. Önemli olan ortak dil dediğimiz sadece Türkçe, Kürtçe değil ki. Ortak dil bir de hani barışın dili meselesi. Nasıl olacak bu iş? Sevgili Emre, çocuklar bir şu fotoğrafı getirir misiniz? Hani bir fotoğraftan söz etmiştim Emre'cim. İsmail Kahraman, Meclis Başkanı İsmail Kahraman odasında toplanmıştı Erdoğan Başbakan. Şimdi şu fotoğraf. Sadece HDP falan değil yani. HDP'yi dışladılar. Şimdi buradaki toplantıda Kılıçdaroğlu yok. Yok. Yani beni alın tam ekran verin fotoğrafı. Bu fotoğrafta görmüşsünüzdür zaten de Hulusi Akar var. İşte o var. Yani, Hulusi Akar'ın orada işi ne? Meclisin açıldığı gün oluyor bir de bunlar. Bakar mısınız? Devlet Bahçeli var. İşte bilumum Zevat var. Ve Kılıçdaroğlu yok. Sordular. Meclis Başkanı dedi ki ya dedi Kılıçdaroğlu'nun dedi o gün dedi o saatte bir başka işi varmış dedi. Kılıçdaroğlu dedi hayır öyle bir işim yoktu. Bana da herhangi bir bilgi davet gelmedi dedi. Yani kusura bakmasınlar buna bakarak aflarına sığınarak Meclis Başkanı'nın doğru söylemediğini anlıyoruz. Ve yanı sıra CHP'nin bile dışlandığını görüyoruz anlıyoruz. Hani HDP'yi geçtik. Ha şimdi gelelim bu önümüzdeki kritik seçimlere 2019'a giderken Erdoğan'ın abanacağı ortada kardeşim. Her şekilde abanacak. Yerel seçimleri öncelikle. Hepsini yerel seçimleri evet. İstanbul'dan kayı vermemek için. Evet. Peki gelelim birazcık gene CHP'yi konuşalım. CHP ne yapmalı? Ne dersin Orhan? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi vardı. Yani onu... Onu görüyor, ne yapıyor falan. Cumhuriyet Halk Partisi referandumda alınan sonucu dikkate alarak, yani orada çünkü tek yol o, bana da öyle geliyor orada. Dikkate alarak bir hayır cephesi veyahut da hayırın ruhu, referandumun ruhu, muhalefet ruhu, onu bir arada tutup seçimlere böyle girmeyi planlıyor. Yani bütün Kılıçdaroğlu'nun bütün planlı harekat mı, planlaması gerekiyor mu? Hayır, bunu yapıyor. Bunu söylüyor yapıyor ve mu? Yapıyorlar bunu. Peki. Ve Kılıçdaroğlu bugüne kadar şeyi, yani mesela parti öneyi çıkartmıyor. Hatta saldırı oluyor. Niye partiyi kocaman partiyi yok sayıyorsun, adını geçirmiyorsun bilmem ne, geçirmesin. Benim için önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanmaması değil. Bir, İktidarın bu seçimi kaybetmesi birinci derecede önemliyse bu harekat planı doğrudur o zaman orada. Hayır cephesi kendi içinde anlaşılır. Hatta şöyle, İstanbul'da böyle, onun yardımcıları belirlenir, belediye başkanları belirlenir, burada buradan olur, oradan öbür taraftan olur vesaire falan böyle bir yardımlaşma, bir destekleme, bir sinerji yaratılarak bu gerçekleşebilir bir olaydır. Yani buradaki bu gücü kırmanın başka bir yolunu şimdiki durumlarda, koşullarda ben görmüyorum. Bu önemli bir şey. Yani iki tane gene referandum, yerel seçimlerde iki güç girecek. Yerel seçimlere büyük bir olasılıkla MHP, AKP yanında girecek. Tabii hiç. Ben Orhan abiye katılmıyorum. Evet. Ben de tam tersini olabilir düşünüyorum. Olabilir. Şöyle, hayır cephesi diye homojen bir mesele yok. Homojen demiyorum zaten. Hayır, bunun liderliğine soyunmak da yanlıştır diye düşünüyorum. Mesele liderliğe de soyunmuyor. Soyunsun da demedim. Hayır, şu anlamda. Şey dediniz ya, parti adını zikretmiyor. Bence tam tersine şunun teşvik edilmesi gerekir. Ve bunun neticesinde şimdi nasıl olduğunu da söyleyeceğim matematik dengesi olarak. Bence Devlet Bahçeli zaten son İstanbul seçiminde de AKP'nin yanında girmişti. Çıkarttığı adayın aldığı oya bakın. Dolayısıyla böyle bence bugün önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler
en güçlü adaylarını her yerde zikretmeli ve bu adaylar da mümkünse AKP'nin adaylarını sarsacak güçte olmalı. Böyle bir denklem olduğu zaman... Ama bir şey söyleyeceğim, bu hayır cephesinin dağılması, işlevsiz olması anlamına gelmiyor. Hayır, bu... Başkanlık seçimi yapılmıyor. Hayır, ben belediye için söyleyeceğim. Neden olduğunu herkes söyleyeceğim. Herkes için de geçerli tamam, bu söylediği neden aslında. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi AKP'nin bir adayı var diyelim, Kadir Topbaş'ın muadili bir isim, tamam. Gümüşdağ. Siz eğer hatta Meral Akşener çok güçlü bir isimle çıkarsanız o tabanı oyar. Eğer Saadet Partisi çok güçlü bir isimle çıkarsa o tabanı oyar. MHP sıradan bir aday bile çıkarsa bir puan bile alsa oradan alır. Bak, çok açık. İstanbul'da HDP bir aday çıkarttığı zaman biraz CHP'den ama biraz da AKP'den alır. Bu böyledir. Ve az önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u kazanması gibi oyun dağılmış olması her yerde işe yarar. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ben Ataşehir'de oturuyorum. İstanbul'da Battalı Gezi'nin Ataşehir'i kazanmasında o günkü koşullarda Saadet Partisi'nin adayının güçlü olması Ataşehir denkleminde CHP'nin kazanmasına neden oldu. Çünkü AKP'nin adayı çok güçlüydü. Fakat Saadet Partisi adayı da çok güçlüydü. Namuslu bir adamdı, böldü. Dolayısıyla bir, bence parti rosetini takarak partinin ilkelerini ve ikna ederek her seçime girilmeli. Hele başkanlıkta kesin böyle olmalı. Neden? Ay geçen sene, geçen hafta Orhan abinin söylediği gibi Fransa niye bu çözümü üretiyor? Çünkü ikinci devir kötülerin iyisini seçme şansım da olsun tabii diye. Yani ben çok iyi değilim. Orhan abi çok iyi. Ama Orhan abi oyun başkan seçilmiş. Başkan seçilmiş. Ama belediye başkanlığında da güçlü bir Saadet Partisi adayı, güçlü bir Meral Akşener adayı kimden daha çok oy alır? Dolayısıyla her bölgede bence özellikle şimdi belki onu konuşuruz. Yeni bir siyasi aktör olarak sahaya çıkan Akşener'in partisinin kimden ne alacağını ben size çok basit bir şey söyleyeceğim. Şu soruları çok çabuk unutuyoruz biz. Tuğrul Türkeş vakası var mıydı bu ülkede? Vardı. Şu anda ne yapıyor? Bilmiyoruz değil mi? Siyaseten pes eder mi? İstirahatte. Siyasetten pes eder mi? Yoksa nereye denk düşer biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunun gibi İstanbul'da hatırlayın Ankara'da Melih Gökçe'nin karşısına çıkan ve muhtemelen çok da başarılı oy aldığı söylenen CHP adayı neydi adamcağızın adı? MHP'li adam. Mansur Bey. Siyaseten pes eder mi? Etmez. Bu ve bunun gibi irili ufaklı onlarca siyasi aktör hem yerel seçimlerde hem siyasi oluşumlarda bence etkili olacak. O yüzden ben herkes en iyi adayını bulup ne yapacağını ortaya koymalı. Sanal bir durum değil bu. Hakiki bir durum. İstanbul'da AKP'nin kazanabilme ihtimali bence çok düşük. Şimdi, herkes güzel yani bir durum. Bu kadar şey değil. Ben buna katılmıyorum. Yani şöyle. Sen bana 1994 İstanbul Belediyesi şimdilerini tarif ediyorsun. Gayet açık orada. Kalktı oradan %24 oyla. Şu anda ne farkı şey var? Yaptı oradan. Şimdi buradaki belediye başkanlığı seçimi, bak çok önemli bir şey var. Burada rastgele ya tutarsa ya olursa böyle olur. Bunlar yanlış şeyler. Biraz bunu matematiksel hesabına yapmadığımız yani, sürece Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1994 bu seçimi onlar bölünür, parçalanır bilmem ne yine AKP oradan çıkar. Ben size söyleyeyim somut o zaman. İstanbul adayı olarak Meral Akşener çıksın. Ki çıkmaz. Hayır. Bakın. Onun çıtası peki, daha peki başka bir söyleyeceğim. Profesör Doktor Ümit Özdağ çıksın. Atıyorum. CHP'den de Muharrem İnce çıksın. Popüler isimlerden söz ediyorum. AKP'den de kimi koyarsanız koyun. Bakalım orada. Şimdi ben bir şey soracağım. Yani, belki bunu... Yani hiç unutmayalım. AKP'nin karizmatik aday şansı ne kadar daraldı farkında değil misiniz? Farkındayız. Ankara'da İstanbul'da bakın karizmatik aday dediği toplum birleştirecek aday. Şimdi İstanbul'da kim yaşıyor? Ne diyoruz İstanbul için? Dünyanın... Kimi çıkartacağını bilmiyoruz. Dünyanın en büyük Kürt kenti. Aynı Başbakanı zamanda. İstanbul'a koyabilir mi? Koyabilir. O zaman daha da lezzetli. Kavganın böyle bir risk yok. Arkadaşlar, 94 seçimi yok. Konuşmak bunu için tekrar erken olabilir ama. Şimdi bazı kalemler ki ben o bazı kalemlere kuşkuyla yaklaşırım. Nedenini de anlatacağım. İsim telaffuz etmeye başladı. Önce bir düzeltme yapayım. Benim böyle kafa arada gidiyor geliyor. Osman Gökçe'yi, Ato'yu bırakıp... Odalar Borsalar Birliği Başkanlığı'na aday gösterdim demin. Neyse arkadaşlar sıcağı sıcağına düzeltti. Geçen programda İstanbul adayları vesaire böyle binlercik geçerken Faik Öztürk dedim. Niye dedim hiç fikrim yok. Oysa Akif Hamza Çebi demeye çalışıyordum. Akif Hamza Çebi'nin adı çünkü telaffuz ediliyor. Ama bazı yazarlar ki bunların başında Ahmet Hakan geliyor. İlhan Kesici adını attılar ortaya.
Şimdi onun nedenini biliyoruz. Ama yani ben de kusura bakmasınlar CHP konusunda hep alarm halinde olduğum için aman işte gördüklerimiz göreceklerimizin teminatıdır diye. Nasıl yani İlhan Kesici'yi de şahsen pek severim. CHP'de olmasına asla akıl erdiremediğim bir isimdir de hani sempatik adamdır ama sempati yetmez. Nasıl bir form profil olmalı? Bütçe eleştirilerini mükemmel bir şekilde Hayır. Yani aday olarak nasıl bir şey? Kişisel olarak sevmem. Çünkü biz, affedersin, Ekmelettin İhsanoğlu gibi vakalar yaşadığımız için daha şimdiden bunu gündeme getirmek istedim. Kişisel olarak sevmem. Hak gaspı yaptığını düşünüyorum CHP'deki bütün sağdan devşirmelerin. Sağ mahallede 5 kuruş etmeyenler CHP'ye ihraç edilip burada palazlandırılıyor. Ahmet Hakan'ın yazmasının nedeni Aydın Bey'dir. Çünkü ilan kesici Aydın Bey'in yanından çıkmaz. Dolayısıyla oradan yazdırıyorlar, pazarlıyorlar. Ekonomiden de anladığı kanaatinde değilim. Türkiye'nin Marksist ekonomiste ihtiyacı vardır. Okuyacaksınız Korkut Borat'a okuyun. İlan kesici eleştirisiyle tuvalete bile gidemezsiniz. İlan kesici daha iyi ben liberal olurum der. Piyasacılık insanlığın sonudur. Sağcılık da bizi buraya getirip dayatmıştır. Eleştiriler falan palavra. Bir insan düşünüyor ki hayatı boyunca sadece eleştirmiş. Hiçbir seçimi kazanamamışsın. Neden sen Türkiye'nin umudusun birader ya? Bırak solcu gençler var, 40 yaş altında insanlar var. Çıksınlar, 30 yaşında Fransa'yı verken adama ya. Adam çok da matah değil. Artık Türkiye bu sağdan devşirme. Demirel güvenmemiş sana ya. Demirel senin bir şey olmanı istememiş. Çıkıyorsun, önceden anlaşma yapıyorsun programcılarla. Ben tek gelirim, bilmem ne. Anlat Allah anlat. Anca Halk TV'de anlatırsın masal olarak. Hayır, bu, gel de burada ekonomiyi bir konuşalım. İlan kesici. Adını şunun için masaya getirdim. Onu pazarlayacaklar, sağcı pazarlayacaklar. Ha, pazarlayacaklar ve CHP'nin de sağ kesimden, liberallerden, İslamcılardan oy alırız gibi bir hesap yapma ihtimali var ya hep. Onun için bunu masaya getirdim. Yani bu hesapla giderse ilan kesici akıllarına düşebilir. Bir de yani CHP'ler Ahmet Hakan'ı da pek okurlar. Ondan dolayı da söylüyorum. O nedenle masaya getirdim. Gerçekten bana göre... Eskiden hukukum vardı, saygı duyardım. Bir dönemden beri hiç de duymuyorum. Bana göre, yani hepsi bir kenara ama bana göre kişilik özelliklerini bir kenara bırakıyorum. İlhan Kesici profilindeki adaylara meyletmemeli. Dünyada siyasette bir kural vardır. Her parti, her yapı kendi öz evladıyla hareket etmek zorundadır. Kendi yapısından biriyle olmak zorundadır. CHP bir CHP'li bulmalı. Ekmelettin bulmamalı bence. MHP bir MHP'li bulabilecek mi emin değilim. Bence bir AKP'liyle uzlaşacak. Ama şeye gelince de, Meral Akşener'e gelince de bence önemli bir siyasi aktör olabilir bu seçimlerde. Bir dakika kalmış. Şimdi buradaki ben yine aynı şeydeyim. Buradaki referandumda hayırın %50'yi kotarmasının arkasında ki dinamizmi, mekanizmayı anlamadığımız sürece anlamazsak daha doğrusu bu önümüzdeki yerel seçimler, ben yerel seçimlere odaklıyım şu an. Yerel seçimleri yine kaybederiz. Bu kadar açık bir seç. Ben çok net görüyorum. Gerçekten evet. Çok önemli. Son iki cümle. Yani bir Orhan abiye ben katılıyorum. Yerel seçimleri kazanmak zorundayız. Formülünü bulmak konusunda emin değilim açıkçası ama İstanbul'u kurtaran Türkiye'yi kurtarır diye düşünüyorum. Onda hemfikirim. Hatta daha ileri gidip bu sefer Ankara'nın da kurtulma ihtimali var. Aa, sizce kesinlikle. Mesela şeyde... Ama referandum da oldu bak, zaten. Bak. Bugün arkadaşlar, bugün belediyeler 17 kent kaybedilmiş durumdadır ya. Doğru. AKP kaybetti ve bunları geri almak görmemiz için lazım. Erdoğan strateji bunu geliştiriyor. Biz bunu görmezsek eğer aynen. Biz almaktan bahsediyoruz. Hayır, bunları iktidara yeniden vermemekten bahsetmeliyiz. Bunu evet. Gerçekleştiren referandumdaki hayır cephesi. Hayır cephesi diye bir şey var artık. Bence bu dinamiklerinin ayakta kalması lazım ve bu 17 AKP'nin kaybettiği 17 büyük şehri vermemesi lazım. Bu kadar açık şey yani benim kafamda. Bunun olan. Üzerine laf etmem, sana da ettirmem. Çünkü zaten süremiz bitti. Evet. Efendim, sözcüğü konuşacaktık. Çünkü akla ziyan bir iddianameyle yargılanıyorlar. Gene bildiğimiz
Cumhuriyet iddianamesine yarışır. Yarışır. Tabii. Gene o gizli tanıklar kim olduğu kuşkulu tanıklar çıkmış ortaya. Süremiz maalesef kalmadı ama bir tek örnek vererek gideyim. Şimdi üstelik de Vatan Partisi'nden bir isim bu tanık. Anıl Eren Yıldız tanıklık etmiş. Demiş ki, birlikte demiş cezaevinde kaldığım FETÖ'cüler düzenli olarak 5 gazete okuyorlardı. Bunun biri de Sözcü'ydü demiş. Bakın, cezaevindeki FETÖ'cülerin okuduğu 5 gazeteden birinin Sözcü olması suç delili kabul edilmiş. Biliyor musunuz? Bugün Cumhuriyet de okuyorlardı. Bugün onlar. Sözcü Türkiye'nin en çok okunan 3. gazetesi. Zaten ilk 5'te gazete tirajıyla. Türkiye'nin her yerinde ilk 5'te. Acaba bu delil mi ya? Ama yani ayrıca evet, da yani bu FETÖ'cülerin bunu okuması gibi. Muhalif gazeteleri tabii ki okuyacak çünkü iktidara muhalefet yapıyor. Neyi yapacaklar? Sabah mı okuyacaklar? Ayrıca bunu ne konuşacak? Ayrıca normal olarak insan bir şey öğrenmek için karşıt görüşü de okur. Belki karşıt görüşü de okur. Nereden biliyorsun yani? Ama yani halimiz budur. Bunun için de özellikle yerel seçimlere akılla gitmek gerekir. Ciddi hesaplarla gitmek gerekir. Haftaya yine bu minvalde konuşacağız anlaşılan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili Orhan Bursalı, Enver Aysever'le birlikte yine çarşamba beraber olalım. Görüşmek üzere.